senden böyle bir şey istedim diye çok utanıyorum ama... vallahi şu sarmayı senin gibi saran yok Bahadegül. Ya tamam tamam, sarmasına sararım da... sen son zamanlarda ne bu yemeler böyle? Bana bak, sen hamile falan olmayasın. Ay yok canım, ne hamilesi? Yoksa ben iş odaklıyım, biliyorsun sen beni. İyi tamam, ben şimdi Halime pişi yapıyorum. Bunlar olsun, seninkileri sararım. Akşam yemeğine yetişir. Ay pişi mi? Bahadegül. Ya biraz bana da getirsene, ben böyle vişne reçeline banıp yerim ha. Tamam tamam, fazla fazla yaptım zaten. Sarmayı fazla yapmana gerek yok. Küçük bir şey sarsan yeter bana. Tamam, malzeme var, yaparım. Cansın, balsın, dünyanın en güzel arkadaşısın. Öptüm seni. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Çivi çivi resmen. Hayırlı işler Boncuk kız. Sağ ol Sadık abim, sana da. Sağ olasın, nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Siz ne yaptınız, topladınız mı? Birazdan bakacağız bakalım satış raporlarına. Göreceğiz o zaman işte. İyi bakalım. Duru. Duru. Hah, Sadık abi, Duru. Duru. Ya annemi... annemi gördünüz mü? Yok vallahi ben görmedim. Ben de içerideydim, şimdi çıktım. Ne oldu kızım? Ya Sadık abi, pazara gidelim, taze taze bir şeyler alalım dedik. Yok, pazarda kaybettim kadını, yok. Ya eve mi gitti acaba diye bakayım dedim. Yok, arıyorum, yok, 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 yok. Hiçbir yerde yok bu kadın ya. Kızım bir sakin ol. Küçük çocuk değil ya bu, bulunur. Ya yok öyle değil Sadık abi. Unutkanlığını yükseltti yine annemin. Tamam gel otur şöyle, gel. Otur, otur. Ya son zamanlarda iyiydi aslında. Ya evet, iyiydi, iyiydi de son bir haftadır yine kötü. Hele bugün tavan yaptı yani. Ya geçen gün Muğla'ya gidelim dedik. Koca gün boyunca tanıdık, mobilyacı aradık. Yani yok, gitti mi gidiyor, unuttum, unutuyor kadın, hatırlamıyor. Hayır olsun. Mobilya alabildiniz mi peki? Ay yok, nerede yok, alamadık. Niye? İlla tanıdık mı olması lazım? Başka bir yerden alın. Ha, yani... bilmem, şimdi bizim durumlar malum ya. Ondan tanıdık mobilyacı olursa bize biraz indirim yapar diye düşündük. Ya bir de mobilyalar çok pahalı, çok. Dudu, bak annen orada, hadi gözün aydın. Perihan abla! Anne, anne neredesin sen? Seni arıyorum ya. Asıl sen neredesin kızım? Ben de seni her yerde arıyorum. Görüyorsunuz mu? Bak bir de ne diyor? Boş ver, boş ver. Neyse anne, neyse. İyisin değil mi? İyiyim. Gel hadi ne yapalım? Gidelim biz artık, ne yapalım? Ay Allah'ım ya. Al kızım. Sağ ol Sadık abi, sağ ol. Hadi kolay gelsin size de, çok sağ, sağ olun. Sağ olasın. Hadi bak dikkat edin birbirinize ha. Tut, aman diyeyim. Kızım, hadi sana da hayırlı işler. Sağ ol Sadık abi. Allah'ım ya. Of. Nerede bu küp? Vallahi adamlara rezil olacağız ha. Yemin ediyorum rezil olacağız adamlara. Can. Sağ ol, sağ ol. Tamam mı? İyi misin kızım? Beni hatırladın değil mi Sevda? He. Seni hatırladım, tamam ya. Oh, çok şükür, bu da bir şey. Dinde beni küçük altın taktıydın. Aa, kız hiç olur mu öyle şey? Kaydı bile var. VHS kasette. Aa, ay ne güzel. Niye hiç seyretmedik?
Ya Hindi bununla, yani Mustafa Ali ile Seyfettin aynı düğünde evleneceklerdi ya. Ben de Mustafa Ali ile Meryem'i sen aynı anda bir arada görme diye onu şey dedim, kaldırdım, kenara koyduydum öyle. Kaldırdım yani. Ay çok açıklayıcı oldu, çok sağ ol. Ay bende de kafa bırakmadınız ki. Ay sen de mi ben de mi ya, vallahi kafam durdu. Seni hatırlıyorum emme. Ben bunu hiç hatırlamıyorum ya. Bu tamamen silik bende. Aa Elticen. Bak şekerim, bu böyle olmaz. Ben seni yine bir doktora götüreyim ha? Allah Allah. Ya ben seni tanımıyorum ki. Senden gelmem. Şekerim sen beni nasıl hatırlayamazsın? Olala. Olala. Bu ne ya? Deli saçması şeyler yapıyor bu. Of ya zaten başım çatlıyor ya, kafam durdu. Benim kafamı sarmam lazım ya. Güzelce bir kafamı sarayım da çatmadan geçmeyecek bunun çatlaması. Ah dur 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 dur. Senin bir saç bandın vardı. Onu kafana tak şekerim. Saç bandı mı? O ne gı? Ya hani ben internetten bir yürüme bandı sipariş ettim ama yürüme bandı yerine bir tane saç bandı göndermişlerdi. Yürüyüşte takın diye böyle pembe pembe ha? Ay! Ay hatırlıyorum galiba ya. Ya benim bir de böyle pembe bir gözlüğüm vardı ha. Taşlı taşlı hatırlıyorum. Aynen İstanbul'dan sana hediye olarak getirmiştim. Hatırladın tamam kapış okey kapış. He. Hatırlayacağım. Hem mi? Ben seni hatırlayamıyorum ya. Ha. Okey. Bak ben ne diyeceğim sana. Bence sen o güzel taşlı gözlüklerinle pembe bandını bir tak, bir bak kendine. Belki beni hatırlarsın. Hı? He, kesinlikle olabilir. Mutlaka. Belki. Ben giden de şu saç bandına yukarıda bakan. Ben görmüştüm onu. Yukarıda olacaktı o. He. Elticen. Ya tamam tamam korkma, korkma. Ben ne korkacağım ya? Şimdi bak güzel güzel sakince güzel güzel nefes al. Sıramayayım ben ne nefesi. Sakinim zaten ya. Sakin sakin. Bir, iki, üç derin derin. Sakinim zaten ya. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi beni onurlandırdınız. Estağfurullah. Oh Meryem Hanım. Komutanlara şöyle kallavisinden yaptın değil mi kahveyi? Merak etmeyin İsmail Bey. Aynen öyle yaptım. Teşekkürler. Afiyet sağ olsun. Sağ olun. Ellerine sağlık. Sağ ol var ol. Efendim buyurun. Evet şimdi komutanım müsaade ederseniz biz bağışı altın olarak sizlere takdim edeceğiz. Biz resmi kurumlardan bozdurup vakum hesabına koyarız. Bağış tam olarak ne kadar? Efendim bağış tarttım özellikle kendi elimle 4 kilo. Yani bunun parasıyla 2 milyon falan ediyor. Evet. Vakfımız adına teşekkür ederiz. Laf olmaz komutanım. Mehmetçiğe canımız feda. Şu malların hepsini sesinler Mehmetçiğe bağışlarım ben. Abo! Oğlum bu ne hal? Samanlıkta iğne arıyorum ana. He, ben de Sevda'nın pembe saç bandı vardı da onu arıyordum. Tövbe yarabbim. Ay. Tamam ya. Sen ne işin var bunda? Ya koyun can. Kasap et derdinde. Hay Allah'ım ya. Şimdi bu da tam çalacak zamanı buldu. Ana oralarda bir yerde olacak ya. Sana zahmet. Ben inmeyeyim indi. Bir bakıver Allah'a sen. He bakayım ben bakayım. Allah. Ana ne yapıyorsun ya? Yok be. Bir dur dur. Ya Fatih'in şahit topunun Bizans surlarını dövmesi gibi beni dövüyorsun ana. Oğlum sen niye oraya çıkıp durun? Bozkıcı güp. Orada ne işi var? Besbelli orada olmadı. Ana bana bak.
Sen Sevda'yı bilmezsin. O küpü saklamıştır. Küpü de nereye sakladığını anlatan bir kroki çizip onu da başka bir yere saklamıştır. O sakladığı yeri de yetmeyip sadece kendisinin anladığı gizli bir nota yazıp onu da gidip başka bir yere saklamıştır. Ne yapam ne edeyim? Arayacağız, arayacağız, bulacağız işte. Bu da zır zır çalıp duruyor. Kelle arıyor herhal. Şu hali bak. Vallahi fare girse yolunu kaybedecek. Ay bir de bunun toplaması var. Ay nerede zırlıyor bu be? Aha. Ana dur. Albüm. Bu bizim işimize yarayabilir ana. Sen bunu bir tutu be. Ha? Ha? Ay hala çalıp duruyorum. Mühim bir şey herhalde. Ay Seyfettin bul şunu gari. Aha! Kız! Ana! Ha. Ayak burkuldu. Galiba öyle bir çatırt sanki çünkü. Yok be oğlum keşke. Ay gitti güzelim telefon. Seyfettin çok pahalı değil mi bunlar? Yok ana Allah aşkına ya. Ben senin ayağının altına kurban olayım ya. Olan telefon olsun giden telefon olsun ya. Kaç para ki zatı? Kapa gel şöyle. Neredeymiş o? Nereye bastın kızı ya? Abba. Ay. Keşke giden telefon olaydı. Asıl indi yandık ana. Tüh tüh tüh. Yandık ki hem de ne yandık vallahi çıra gibi yandık. Seyfo, Sevda tefe koy abisi ya. Hiç bana bak. Sakın ses etme tamam mı? Sus. Aramıza zaten kafası yerinde değil. Hiçbir şey hatırlamıyor ki. Gezdiği neden hatırlayacak? Anladın mı? Ha. Aramızda. Ha. Geç onu. Bir şey yok. Hay Allah'ım bu hala zırıldayıp duru be. Çok mühim bir şey herhalde. Nerede bu? Ay. Oğlum. Dikkat etsen ya. Neyse al sen konuş da. Ben aşağı iniyorum gari. Ha, tamam ana. Ha. Sağ olasın. Gözlük aramızda ha. Dikkat et. Tahmin ettiğim gibi kelle. Efendim İsmail'cim. Dur tahmin edeyim. Gelmek üzeresin ama aslında evden yeni çıkıyorsun. Yok ya. Ne alakası var? Ya beş dakikadır çaldırıyorum, çaldırıyorum. Sen açmıyorsun, ben çıldırıyorum. Niye açmıyorsun telefonu kardeşim ya? Sorma vallahi başımda öyle bir dert var ki İsmail'cim anlatamam ya. Vallahi kusura bakma soracağım. Ne oldu? Altınları mı tızlattın? He vallahi öyle bir şey, öyle bir şey. Ya ben altınları hanıma vermiş idim saklasın diye de... ...hanım altınları nereye sakladığını unuttu biliyor musun? Bak hele bak. Seyfettin'ciğim, şimdi sen kendini benim yerime koy. Ben sana böyle bir şey desem, inanır mısın? Vallahi doğru. Asla inanmam. Ama ben sana inandım. Sen bu konuda yalan söylemezsin kardeşim. Doğru. Ben hiçbir konuda yalan söylemem arkadaş. Yok yok, söylersin. Tabelayı kim boyadığıyla tanıştık biz. Hatırlar mısın? O zaman yalan söyledin. Heh, neyse. Ne yapacağız? Adamlar bekliyor burada vaatte bulunduğum. Mehmetçiğe bu yapılır mı kardeşim? Biz vazgeçtik mi diyeceğiz? Merhaba. O zaman şey yapayım ben. Benim hanımın bileziklerini getiren mi İsmail'ciğim? Getiren ben o zaman bilezikleri. 2 milyon eder mi? 2 milyon eder mi onlar? İndi 30 tane falan bilezik var ama... Etmez herhal. Tamam tamam. Sen kafa ben halledeceğim ya. Bir dakika nasıl halledeceksin ya? Seyfettin'ciğim. Ben hayatta verdiğim bütün sözleri tuttum kardeş. Heh.
Hele ki bu söz Mehmetçiğe verilmiş bir söz. Allah'a mahvolurum, kendi kendimi mahvederim, kalbim patlar ya. Ha, ya senden bir şey rica edeceğim. Sen en iyisi ya bu adamları biraz böyle bir oyalasan. Efendime söyleyeyim. Ya biz size bu bağışı en kısa zamanda geri getireceğiz. Hani böyle bir özür dileyip göndersen, oyalasan diyorum. He? Tamam, tamam. Sen kapat. Konuşuruz, adamlar bakıyor. Allah razı olsun. Neydi bu kim? Eren! La, uyur ağam. Senin kafada çatlaklık var mı biraz he? Ulan normal bir hareketin olsun lan. Emrin olur ağam. Lan nereye Eren? Nereye oğlum? Bitti zannettim ağam. Ne bitti oğlum? Diyeceğin ağam. Ya la havle ve la kuvvete oğlum gel şuraya. Bana bak bizim kasada 2 milyon var mıdır? Nakit. Evde yoktur ağam. İyi o zaman ben şimdi bankaya telefon edeyim. Öğlenki grupla 2 milyon hazırlasınlar. Getirsinler, seni hemen bankaya git. Ben bunları oyalayacağım. Tamam mı? Sen çaktırma, hemen 2 milyonu kap gel. Tamam. Sevgiler efendim. Evet, işte böyle. Bir sorun mu var İsmail Bey? Yok komutanım. Şimdi arkadaş altınları almış, Muğla'ya götürmüş. Hani bozdurayım da öyle nakit olarak götüreyim demiş. Sizlere zahmet olmaması için. Başka bir problem yok komutanım. Biz biraz vakit geçirelim, bir şeyler yiyip içelim. O gelir nasıl olsa. Başka çay, kahve, başka bir şey ister misiniz ya efendim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun ya, vallahi. Beni onurlandırdınız vallahi ya. Vallahi çok iyi oldu ya böyle. Ay rahatladım. Ay çok güzel sıkıyor kafamı. Hatice anne. Gözlüğü bulamadın mı? Ne oluyor böyle kaşın gözün atıp duru? Gözüm seyirdi zar. Hacım beni andı herhalde. Tertip. Gülüm. Kurbanın olayım bul şu küpüğü. Bak böyle orta büyüklükteydi. Böyle toprak cinsinden. Kapağı da neye benziyordu? Hacı Vat'ın şapkası vardı ya. Böyle tepesi dik. Hatta bir kısmı da kırık. Çünkü Samim stoper gibi kafayla uzaklaştırmıştı onu. Hatırlayın. Ya hacimat macimat. Ne diyorsun Seybam Allah aşkına ya? Benim kafam zonk 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 atıp duruyor. Kalbimde pır 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 çarpıp duruyor. Çok kötüyüm Seyfa. Bildiğin gibi değil ya. Ay kıyamam oy. Gel buraya kurban olayım sen. Kurban olurum gel buraya. Ay ay ne ya bıktı? Ay çeneme bir şey batıyor. Nereden ki? Benim gözlüğüm. Seyfo bro. O gözlüğün ne işi var sende? Ben ne zamandır o gözlüğü arıyorum. Nereden senin gözlüğün oluyor acaba? Bu benim gözlüğüm. Bir de kırmışsınız gözlüğümü ya. Yok ki. O senin ki değil ki. O Nurcan yengemin ki. Sende de aynısı var. Haklısın. Haklısın emmi. İndi senin irtibat biraz kopuk ya. Ondan karıştırıyorsun. Değil mi yenge? Gözlük senin. Ya tabii ki benim. Kesinlikle benim. Zaten şekerim benimkinin camı yarım. Seninkisi ise tam. Onunki yarım, seninki tam kız. Allah Allah. Kız nereye gidip durun? Ya çok kötüyüm. Kolçağım olacağım azıcık. Ne edeceğiz ya? Vallahi bro kesinlikle yenisini bulup almak lazım yoksa büyük olay çıkartacak.
Onu demiyorum. Altınlar yok ki. 4 kilo altın. Bek ana, en iyi sen beni anlarsın. Ben 4 kilo mandalin kaybetsem vallahi bunalıma girerim. Gel gör ki 4 kilo altın kaybetsem, yemin ediyorum kendimi kaybederim ya, biterim. Seyfettin, sen de amma uzattın ha. Bu evde bir yerdedir herhalde, nereye koyacak? Çıkar elbet. Hah. Aa, ben bir de benim odaya mı baksana acaba? Hani ben kabul etmemiştim ya altınla. Belki de o odaya kimse bakmaz diye düşünmüş olabilir. Olabilir, olabilir. Allah büyük ana. Ha, ha. Hadi bakayım inşallah. Hadi inşallah. Aa, bu ne? Nene. Bu. Cahil, albüm işte, foto albüm. Ya bunu şey diye getirdim ben ya. Bizim eski fotolar vardı, düğün fotoları falan. Seda'ya gösterin, belki aklı yerine geri gelir diye düşünmüştüm ama... Hani filmlerde oluyor ya öyle. Hani gerçek hayatta da belki olur diye düşündüm ama. Ay süper fikir bence. İşe yarayacak, kesin işe yarayacak. Yenge, benim o küpü bulmam lazım. Bildiğin gibi değil. Bak, yalancı konumuna düştüm bu yaştan sonra. Mehmetçiğe bağış edeceğiz dedik bir kere. Kendimi müjde ödül kazandınız diye yalandan mesaj yollayan zındıklara benzetiyorum. Ben ne edeyim şimdi? Ha? Adamları arayıp bana itibar etmeyiniz mi diyeyim ha? Ne yapayım ben? Nerede bu küp? Sorarım. Bak bro, sana ne diyeceğim? Sana dedektör falan lazım. Ancak dedektörle bulabilirsin. Aa bak, zamanında Şakir dedektör almıştı. Aa, istersen ona bir sor. Ondan iste. Çok doğru söylüyorsun. Dudu'ya yüzük almış idi. Obruha düşürmüştü yüzüğü de. Yüzükten daha çok fazla parayı da o dedektöre vermiş idi. Dur bekle burada, göz kulak ol Sevda'ya da. Ah elde cana. Vay anne vay. Vay 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 vay, erkek ya. Gerçek bir erkek hem de ha. Bak 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 bak. Kır oğlum, kır kır kır. Vay 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 vay. Vay yarabbi vay vay vay. Ama haksızlık bu ya. Sen beni kahvaltı var diye çağırdın. E var oğlum. Kim diyor yok diye ya. Bak ne demişler? Önce çalışacaksın sonra hak edeceksin. Önce çalış. Ama odunu niye ben kırıyorum? Yürüyüş saatim şu an benim. Kahvaltı var deyince hemen geldin. Ama yemek bulunca ye, dayak bulunca kaç demişler ondan. Yoksa yürüyordum ben şu an. Ama bak, bu odun kırma sporlar arasındaki en kilo verdirici spor odunu. Kır oğlum, kır. Ne alakası var? Canım sen dizilerde mi hiç izlemiyorsun ya? Hı? Bak, bütün cönlere bak. Hepsinin üstü çıplak. Odun kırarken hepsi böyle çıplak bir şekilde kırıyorlar. Hepsi kaslı, sis paklı falan. Sen bakıyorsun ya. Hem bak, kışın bunları kırdığımız zaman yakacağız. Zobanın üzerinde ayva pişireceğiz, kestane patlatacağız. Sen de geleceksin, bebe piş piş diyeceğiz. Bebe üşümeyecek. Bak bak bak. Bak şimdi bak bak bak. Aradığınız kişiye şu an ulaşılıyor. O yüzden lütfen daha sonra tekrar deneyin. Şakir sus! Şşş. Merhaba lan. Sende bir tane dedektör vardı. Nerede o? Bilmem nerede. Oğlum bak, adam akıllı cevap ver. Zaten canım burnumda ha. Uy, ne şey adam ya. Tamam o zaman ben onu bulayım da şey yaparız sonra ya. Hemen şey et. Hemen bul, acil lazım. Önce bir bulam ki getireyim. Bulmadan nasıl getireyim acaba canım? Hemen getir. Derhal. Yoksa sence başına ne gelir Şakir? Benim başıma ne geleceğini bilemiyorum. O yüzden de derhal kapatıyorum. Müsaadenle tadı kabileşir şey yaparız. Kim o? Ne istiyor? Sen ne meraklı bir herifsin ya, hı? Alacaklı falan mı? Sen ne diyorsun aslanım? Bir şey istedi. Sen de tamam getireyim ama bulursam getireyim dedin. Bunları söylerken yüzün gerildi. Para mı istedi? Ay ay, vallahi böyle insanı dinlerim yanından çıkartırsın seni. Ne meraklı bir çocuksun ya. Yürü git hadi, bırak, bırak. Azap ettim seni. Ercan ettiğini bul, tamam mı? Benim onda bir tane dedektörüm vardı, onu sana versin. Hadi çabuk yürü. Niye? Banki aradı şimdi. Kredi borcunuz var ya diyor. Onu hemen ödemeniz lazım diyor. E bende de para yok.
O yüzden defile yapacağım, ha? Olur mu? Hadi yürü. Yok, yani dedektörün yanında, onu soruyor. Oğlum biz zamanında beraber defile aramadık mı? He? Dedektör onda değil miydi? Sen de vardın. Yürü hadi. Amma merak, ne pis bir çocuksun sen. Yürü git. Hatırladım. Son soru. Neden açıp telefonu telefonla istemiyorsun da ben gidiyorum? Merak ettim. Aram bozuk. Keskinlik var. Bir de bana borcu falan vardı, onu da ödemek biliyorum. Haklısın. Hadi hadi, hadi yürü çabuk hadi, bırak. Heh, çak onu. Bana bak, aleti alınca kesinlikle ara beni ha, tamam mı? Hadi, buraya gelince ara. Hadi, dikkatli. Dikkat et ha. Tak kaksını. Ha. 10 dakika içinde burada oluyorsun, 10 dakika. Bir yere arazi olma. Askanı da tak. Aferin, hadi. Hadi yapma, hadi. Şöyle. Ne oldu ya? Baltayı taşa vurduk. Kalibür kim? Taşa saplı kılınç. Vay. Neler görüyorum. Etli mi? Tam Muğla işi. Of. Hem de salçalı malçalı, en bir sevdiğim. Ya ben buna var ya, ölürüm. Tamam, ayırırım. Nasıl yani ayırırım? Göstereyim mi? Şöyle yeter mi bu kadar? O kadarcık. Gerisi ne olacak Badegül? Duru istedi. Yani tutturdu, senin gibi saran yok bunu diye. Aa bak, o konuda doğru söylüyor ama. Anam duymasın, en az onun kadar iyisin. Hmm. O zaman bir sürpriz daha hak ettin. Nedir? Al bakalım. Senin için mayaladım. Pişi! Evet, bildin. Ya nasıl bilmem? Elime alır almaz geldi kokusu. Ya bu nasıl güzel bir şeydir ya. Böyle bir şey olamaz ya. Halim, ben Nurcan yengemle konuştum. Doktora gidin, artık beklemeyin dedi. Hmm. Bence de haklı. Sen ne düşünüyorsun? Yani... Doğru aslında. Ben bir Dudu'nun doktoruna soracağım. İyiydi o yani, Dudu memnundu. Ne diyorsun? Ne diyeyim gülüm? Sen istedikten sonra her şeye varım ben. İçin rahat edecekse git bence. Beraber gitmemiz lazım. Beraber? Ya benim ne işim var kadın doktorunda? Öyle işte öyle. Beraber gitmemiz lazım. Tamam gülüm. Lazımsa gideriz. Sen istedikten sonra bütün köyü ayağa kaldırırım, biliyorsun. Ya seni çok seviyorum. Ben de gülüm. Ben de. Ne oldu? Üşüdüm ya. Hava ısırıyor biraz. Dur, ben senin üstüne bir şey getireyim. Üşütme sakın gülüm. Senin üşütmene izin vermem. Güller üşüyünce solarmış. Biliyorsun.
güller, üşüyünce solarmış. Lafa bak ya. Al bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne de güzel sararmış. Gülüm, babam mesaj atmış ya. Anneni hastaneye götürüyoruz. İşin yoksa sen de gel demiş. Aa, unutuyor diye mi? Galiba. Tabii ölüm. Bence de yani. Çok uzun sürdü. Bir gün değil, iki gün değil. Tamam gülüm. Ben gideyim de haber veririm sana. Gülüme bak benim be. Ay Halim yavaş. Bakma bakma. Dursun bak yanımdan ayrılma, tamam mı? Bütün köyü dolandık, daha eve varamadık ya. Ya kızım, ya ben böyle yolda giderken bir şey düşünüyorum. Sonra kafam dalıyor, yolu şaşırıyorum. Ben bilerek mi yapıyorum Allah aşkına ya? Ah. Aa, dayım arıyor. Efendim dayıcığım. Kızım bak ne diyeceğim ya. Siz Perihan'ı hangi doktora götürdünüz? Bizim sağlık ocağına mı? Ha, önce sağlık ocağına götürdük dayı ama orada bir şey bulamadılar. Sonra bizi devlet hastanesine sevk etmişlerdi. Devlet hastanesi nedir? Ya psikolojik olabilir dedi. Yani fiziksel bir şey onlar da bulamadı. Annemin tansiyonu yüksek, kalp atışları da çok yüksek çıktı. Onun için ilaç verdiler. Sen ne yapacaksın? Sevda yengemi mi götüreceksin? Sorma kızım, iyice bir tuhaflaştı ya. Nurcan yengeni bile hatırlamıyor. Anladım dayı. Yani bence siz direkt oraya gidin, hiç boşuna zaman kaybetmeyin. Bence de kızım. Neyse sağ ol. Kapıyorum kapa. Tamam tamam dayıcığım, görüşürüz. Ay anne. Aa. Anne. Anne. Allah'ım ya. Burası Moğolu'ya sevk ediyormuş da. Ara gidelim ha? Çok iyi olur, çok iyi olur. Yani bence de tam teşekküllü bir inceleme lazım. Baba, geldim. Hoş geldin oğlum, gel oğlum, gel. Çok yaklaşma da ne olur ne olmaz. Annem, nasıl oldun, iyi misin? Samir, iyiyim oğlum. Sen nasılsın ya? Anne, benim Halim. Ya beni kandırma, sen Samim'sin. Kendini niye inkar ediyorsun? 40 yıllık Samim'sin işte. Deli deli hareketler ya. Allah Allah. Kendini kardeşin zannetme. Şişt, oğlum bir sus ya. Hadi gidelim. Aa, nereye gidip duruyoruz ya? Hastaneye işte anneciğim. Kim hastalanmış? Ben. Ben tertip, ben. Tabii. Şekere baktıracağız. Hadi Samim'cim, annene dikkat et, göz kapat. Hadi. Hadi görüşürüz. Anam sana emanet. Tamam, siz merak etmeyin. Kolay gelsin. Dikkatli gidin. Allah'ım. Ben ne yapıyorum ya? Aşkım hoş geldin. Vallahi bekleyemedim seni. Nerede kaldın? Ya Mao geldi, indirmek bayağı sürdü. Hmm. Kurban Bayramı'nda aldığım deriller anca işlendi. Yüklü almıştım tabii.
Ha aşkım, bunlar ne böyle koçan gibi olmuş? Koçan gibi diyor ya. Sen nereden öğreniyorsun böyle kelimeleri? Dilimizde renkli tamlamaları öğrenmek için büyüklerimize sohbet ediyorum. Ama ellerin gerçekten üşümüş. Evet. Cam sildim de bugün. Vallahi kış gelmiş, su çivi gibi. Çivi gibi? Ha, bunu kullanırım. Çok soğuk için çivi gibi. Tamam, ezberledim. Selamünaleyküm buz adam. Aleykümselam. Ya ben sana ne söyleyeceğim? Bu kış bana bir de Efe'ye birer tane şöyle uzun içim miflonlu deri kaban yaptıralım diyorum. Yaptırırız. Biz de tam onu konuşuyorduk. Çok güzel deriler geldi. Bir ara gel seçelim. Eyvallah. Tabanları çifter çifter verdiğine göre satış rakamları iyi ha Sadık abi? Yok be kızım. Ne uzamış ne de kısalmışız. Bak ne uzamışız ne kısalmışız dedi. Bunu da kaydettim. İlahi Meli. Neyse ben sizin bu güzel sohbetinizi daha fazla bölmeyeyim. Hayırlı işler, iyi sohbetler. Görüşürüz. Görüşürüz. Meli, çok şükür bizim işlerimiz iyi. Seninki, benimki. Evet, çok şükür çalışıyoruz. Başkasının işinde de ne aklımız var ne gözümüz. Ya bak ne diyeceğim. Daha doğrusu içimden geldi. Ne olur hayır deme. Dudular. Hala birazcık sıkışıklar. Ya da nasıl desem elleri tam rahatlamamış. Ya geçen gün indirim yaptıracağız diye çocuğa oda almamışlar. Acaba hediye olarak biz mi alsak odayı ha? Harika fikir. Nasıl alacağız? Sürpriz mi olacak? Hayır yani bilmediğim için soruyorum. Bu konuda adetler ne? Hemen öğrenmen lazım. Bilmedim bir adet daha çıktı. Yani bu konuda bir adet yok galiba ama bak ben de heyecanlandım şimdi. Düşünsene böyle minik 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 şeyler. Evet minik minik şeyler. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç böyle bakıyorum ne güzel ellerin var diye. Güzel mi? Fırıncı küreği gibi. Fırıncı küreği. Tamam bunu da kaydettim. Kullanırım. Sana da söyleyelim mi bir tane? Soğanlı mı? Soğansız olmaz. Aa, Şakir, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Dünyaya kazık kakıyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım kız? Baltayı taşa sapladık herhalde. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Nasıl bir taş yapısı, nasıl bir balta anlayışı bu? Nasıl bir şey bu çıkmak mı? Biraz yumuşadı mı? Aha. Bak, 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 bak. Bak, bak. Yok. Oh, şeytana nalet. Hani, ne yaptın? Bütün pazarı aldın mı gülüm? Aldım. İyi, tamam, iyi yaptın. Şakir, Şakir. Ya annem çok fena Şakir. Tam 8 kere kayboldu, 8. Hem pazarda hem yolda. Allah'tan pazarcılar tanıyor da kolaycacık buluverdim annemi. Vallahi mi ya? Ha. Ne yapacağız? Ay bilmiyorum Şakir, bilmiyorum. Bak şimdi de içeri gitti. Kim bilir kafasına ne ezecek de ne yapacak? Unuttu bile pazara gittiğimizi. Neyse canım, bakacağız artık ya. Ben şu poşetleri içeri taşıyayım da sen gebesiyon gebesiyon yorulma. Benim tatlı dudusuyum. Samim. Bize gidelim mi? Sana ve kalbimi koleksiyonumu göstermek istiyorum. Bayılacağına eminim. O öyle koleksiyon halindeyse Samim bayılır onu ya. Bu civarın en büyük rockçusudur o. Biliyorum. Hatta daha önceden de biliyordum ama unutmuşum. Şimdi hatırladım. Ha, unutmuşum diyorsun yani. Ne demişler? Gelin kaynana toprağından olur demişler değil mi?
Anlamadım gerçekten. Boş ver ya, o öyle konuşuyor kendi kendine Yasemin. Tam boş verdim. Bize geliyor musun? Onu şöyle yapalım, o zaman bakalım köyde başka bir şey yoksa... Siz gidin ya. Ben yaparım buraları, merak etmeyin. Bak o yaparmış. İnsaf! Bak o yapamazmış, Yıldız geldi. Ya neredesin ya? Her yerde seni arıyorum sürekli. Ya çalışıyoruz diye telefon numara kefenin cebini koymuştum da Yıldız'ım. Ondan ya, vallahi çok özür. Vallahi kendi hayvanların bize başkalarının hayvanlarıyla ilgileniyorsun. Onlara benden daha çok zaman ayırıyorsun. Yok estağfurullah, ne demek o Yıldız'ın ne... Ya çocuk siz barışın diye geldi, bizden yardım istedi. Karşılığında da her gün buranın işini bitireceğine dair söz verdi. Şimdi sözünü tutuyor kardeşim, Allah Allah. Ha, anladım. İnsaf, 5 dakika konuşabilir miyiz? 5 dakika ise bir de ustam izin verirse olur tabii canım. Niye olmasın ki? Olur olur. Yıldız, biz de buradayız bu arada. Hoş geldin, ne haber? Ay, Samim abi çok pardon ya. İnsaf'ı bulamayınca çok gerildim. İnsaf, ben Yasemin'i eve bırakacağım kardeşim. Sen de buraları halledersin, tamam? Ben de. Biz de iyiyiz Stare, çok sağ ol. Aa, Stare ne ya? Babam Yıldızları hep Stare der de. E güzelmiş, Star'a benziyor. Evet, sadece benziyor. Neredesin ya sen? Her yerde seni aradım bugün. Yıldız'ım dedim ya telefonu normal kıyafetin cebine koydum diye. Ya işin bitsin arayacaktım ben sana. Hadi. 2 dakika bekle, 2 dakika. Onları hadi verem gelin. Sen biraz uğraştın mı onunla? Bilmem. Negatif bir enerji aldım. Hem siz onun insafla barıştığına emin misiniz? Çünkü çok gergin davranıyor. Kız dedi ya zaten gergin diye. Sen de hangi rock gruplarının albümü var onu söyle ya. Onlar ne konuşmuş ne etmiş boş ver, hiç uğraşma. Ya siz ne iyi insanlarsınız. Hem dedikodu yapmıyorsunuz hem de yaptırmıyorsunuz. Dedikodu güzel bir şey değil ki. İnsanın vaktini alır. Hem de öyle böyle değil. Öyle bir vaktini alır ki farkında bile olmaz. Sana yalan söyletir. Sen yine farkında olmazsın, huzurunu bozar senin. Çok mantıklı. Ben de hiç sevmem zaten dedikodu yapmayı. E hadi yıka. Vallahi yıldım bu mandıraya gelip gitmekten ya. Kaç seferdir gelip gidiyorum biliyor musun sen? Bilip durum. Bilip durum bilmem hiç. Ben inanseydin hiç gelmezdin ama sen beni inanmayıp gittin, Halim'i inanmayı tercih ettin. Ha tabii Halim'in ağzından da laflar kerpetenden alınıyor. Ondan geldin gittin işte, yalan mı? Ya ben sizin gibi alışık değilim. Çok etkiliyor beni. Yani şımarıklık olarak bakma ama öyle yani. Yok sevdiceğim, neden şımarıklık olarak bakayım ben bunu ya? Emi ben ne edeyim? Ha ben ne edeyim yani? Bizim de mesleğimiz bu. Ben Celep, Samim sütçü. İşimizin ortamı da bu yani. Ya Yasemin bile alıştı. Sen mi alışmayacaksın gözünü sevdiğim? Ya sen çiçekçi açacakmışsın. Kızlar öyle demişsin. Ne oldu o iş? Ya açayım de. Ben ne anlarım çiçekçilikten ya? Hem onun bir kursu mursu olması lazım değil mi? Yani demet ediyorsun, çelenk ediyorsun. Estetik bir şey olması lazım. Öyle geliş güzel yaparsan vallahi millet dükkana içeri girmez ha. Ya aslında ben İstanbul'da bir çiçekçide muhasebe yaptım. Yani böyle kalabalık günlerde anneler günü, öğretmenler günü, sevgililer günü demet yapmaya da yardım ediyordum. Biliyorum yani az çok bir şeyler. Sen ben hiç söylemedin ya bunları. He. Yeri gelmemiştir ya. İnsan durduk yere niye bir şey anlatsın ki? Ama şimdi yeri geldi. İnsaf hadi çiçekçi aç, hemen aç. Ne olur hadi açalım hadi hadi. Ya gazoz bu be, hemen açıverecek. Nerede açayım ben çiçekçiye? Ya dükkan bulman lazım, mal nereden alınır onu bulman lazım, müşteri bulman lazım. Lazım da lazım yani.
Sektör değiştirmek öyle kolay mı yaldızım? Ay ben sana sektör değiştir demiyorum ki. Sen babanla yine kasaplık yap, Çiçek'i de ben işletirim. Dur bakalım ya, o zaman bakarız bir şeyler ya. Gerçekten mi? Uygun bir fırsat bulursak neden açmayalım? Uygun fırsat bulalım, açalım. Yaşasın. Yani inşallah. Yemleyelim mi hayvanlara? Verelim hadi. Sen onları ver. Ben vereyim. Tamam, sen ver hadi. Evet. Ay çok güzel olacak ya. Açacağız değil mi? İnşallah, inşallah yani denk gelirse açarız. Ya ne demek Çiçekçi haber gönderdi ya? Ha? Dükkanı mı devrediyormuş? Ha? Ne diyor? Bugün yarın gelsin, dükkanın yeni sahibiyle anlatsın. Yoksa her gün çiçek göndermem diyor. Yok ya. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Ya sen de bana felaket haberi mi getiriyorsun? Allah aşkına olacak iş mi bu? Ben ne yapayım Mercan Bey? Devrediyormuş kadın işte. Doğru, doğru. Sen ne yapacaksın? Senin suçun ne? Tamam hadi, hadi kolay gelsin. Hadi bay. Motorize Efe'de geldi maşallah. Vallahi seni kaynana seviyormuş diyeceğim de bu çiçekler yenmiyor be canım. Hadi ya, yenmiyor mu? Plastik mi? Hı, hiç komik değildi. Orantısız güç kullanmamak için seninkiyle aynı oranda bir espri yaptım çünkü. Neyse, Şakir abi gönderdi. Sen de onun bir dedektörü varmış. Evet var, ama verme. Niye? Adamın malı sonuçta. Meryem şu anda bahçede. Ben de aleti depoya koydum böyle bisikletlerin arkasına doğru. Güdona yani böyle tam güdona doğru soktum. Şimdi Meryem görünce bu ne demesin yani. Bisikletin gidonu zannetsin diye. Eşeği ne kadar deyince düşünüyorsun ya. Vallahi helal olsun. Benden feyiz al. Bak herkes bu hayatta zorlanır ama sen zorlanmazsın. Yandan yandan yürürsün. Açık sözlüsün de Şakir abiye de yazık. Banka sıkıştırıyor adam. Çarem kalmadı define arayacağım falan diyor. Ver şunun 27 bin lirasını da kapatsın kredisini. Tamam 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 ya. Vereceğim aklımda tamam. Bugün veririm. Dedektörünü daha evvel vermen lazım. Ya sen bir rahat ol ya. Tamam onu da hallederiz. Bak bugün ben çok pozitifim. Meryem şimdi bahçede ya. Ben onu salona çekeceğim. Sen de depoya dalıp aleti alacaksın. Sonra da tüyeceksin. Nasıl? Anladım. Hayırdır Saşkım? Yine onlar ne yani yine? Hı? Ya Saşkım artık her gün her gün şu soruları sorma tamam. Ben senden sonra çok değiştim. Resmen saçkalaşım geçirdim. Ne geçirdin? Saçkalaşım. Saşkım. Saşkım. Gel, gel Saşkım. Gel, papatya doğru gel. Gel, gel hop, hop. Gel Saşkım, gel papatya doğru gel, gel. Bak, bak, gel buraya gel, gel. Papatyaları takip et, gel. Gel, 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 gel Saşkım, gel, gel, gel. Gel, 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 papatya doğru gel. Hop, Allah düşüyor, ustadım ben seni zaten, gel. Senden güzel değiller ama ne yapayım, bunu layık gördüm ben sana, al. Olaya bak ya. Ben çocukken bilmediğim yerde kaybolmayayım diye yol kenarına renkli taşlar atardım. Aynı taktiği kullandım. Saşkım, al sen bunu. Suya koymak için ben bir tane desti getireceğim, sen salona gir. Desti lazım. Peki Saşkım, öpüyorum. Oh, hadi Saşkım. Salona gir, salona gir, salona gir. Saşkım, Saşkım. Saşkım. Hadi gir salona gir. Hadi gir, gir. Oh, öptüm, haydi. Efe hala dedektörü arıyor olmalı. Çocuğu şakalamanın sırası geldi. Ne yapıyor bu ya? Minik seni. Ben seni bir korkutayım da gör. Neden korkutacak benim diyor ya acaba bu? Mercan Efendi.
Neyse. Nasılsa anlaşılır Ercan Efendi, senin kafanda gidince. Motor nerede ya? Motor yok. Motor nerede ya? Motor yok ya. Yok, vallahi yok. Ne oldu ya? Ne bağırıyorsun? Motor yok. Ana, anahtar üstündeydi değil mi? Motoru kim götürdü ya? Bu benim her şeyim ya. İki tekerlim. Çalındı mı şimdi? Ya var ya. Dua et. Seni daha çok aldatırdım ama çok seviyorum biliyor musun üzüldü seni. Yemin ediyorum bak. Caminin orada. Hatırlıyor musun hani? Yardımdan sonra senden intikamımı alacağım demiştim. Aldım. Şaka mı yaptın? He. Motorun yan sokakta hemen. Tarla kapısının orada. Git bak. Nasıl yok ya orada? Gel bak işte ya, yok. Ya orada ya, ellerini de koydum. Biraz daha ileri git gör. Ya yok diyorum, baksana işte. Ya iyice bak, dibe bak, dibe ileri, ileri koydum. Nasıl ya? Ah! Ah! Nasıl ya? Ah. Al işte ya. Vallahi bu kadar olmaz. Ben göz önüne koydum, sen gittin ıssız sokağa çektin, gitti motor. Ama çok saçma. Kaşla göz arasında oldu ama herhalde ya. 5 dakika oldu ve olmadı. Ya enişte, at olsa yularını kopardı gitti diyeceğim. Motor bu ya, çaldılar işte, çaldılar ya. Ben mi çaldırdım ya? Ben ne alakası var? Sen çaldırdın motorumu işte ya. Ne alakası var ya? Hayırdır gençler? Baba, enişten motorumu çaldırdı. Ya ne diyorsun sen ya? Yalana bak ya. Allah Allah. Motoru yolun ortasındaydı. Ben de yolu kenarına çektim. Ne var bunda yani? Bana şaka yapmak için almış gitmiş motoru, oraya bırakmış. Şimdi motor yok. Ağlama oğlum, ağlama. Enişten üzmez seni. Alır sana bir motor. Değil mi eniştesi? Madem motoru en son kullanan o, alacak. Yani alırım tabii üzülmesin diye de. Ben de üzüldüm sonuçta. Ha, ben bu arada ikinci el falan alabilirim ha. Yakışacak mı sana? Bana değil. Efe'ye yakışması önemli. Sonuçta o binecek. Bana bak. Bu arada ben öyle kelli İsmail'e benzemem ha. En pahasını alamam. Efe? Çocuğum bu elindeki ne böyle? Şakir abinmiş bu. Bizim depodaymış. Ona göndereceğim. Ha iyi aslanım. Sen işine bak o zaman. Yalnız Mehmet Eminler'in oradan geçerken dikkat et. Beyaz bir köpek var. Havlıyor. Hayır, yabancı bir köpek saldırmasın sana. O yüzden söylüyorum koçum. Hadi. Tamam babacığım. Ercan Efendi, hadi biz de içeri geçelim. Ya dur bir saniye, nereye ya? Jandarmaya falan haber verelim. Bulurlar belki, hırsız bakar sonuçta. Efe verir onu. Değil mi oğlum? Ne yapıyorsun sen ya? Üzüntümden hala titriyorum da. Şimdi arıyorum jandarmayı. Jandarma bende. Bak hadi, ondaymış hadi. Dur yavaş dur. Gel böyle. Ya oğlum sen niye giriyorsun koluma ya? Rahat yürü diye anacığım. Allah Allah oğlum, ben rahatım Allah aşkına ya.
Aa. Hastane mi bura? Biz niye geldik ya buraya? Benim şekere baktıracaktık ya tertip. Unuttun mu? Evden çıkarken dedim. Hem de daha demin. Ya söylemedin. O zaman gir koluma sen de. Vah vah. Akıl da su gibidir biliyor musun oğlum? Aktı mı geri gelmez Halim. Ah ah Seyfo. Sen de şeker mi çıktı? Hayır ne zaman çıktı ya? Fena, çok fena. Ateşe düşen kar tanesi gibi, örnekte görüldüğü gibi beyin eriyor. Sen ne diyorsun Seyfo? Oo, kafayı mı yedin sen? He, ben yedim kafayı, doğru diyorsun. Neyse, Halim oğlum, indi pandemim var malum. Seni almazlar herhal içeri. Sen bizi burada bekle, tamam mı? Ya baba, ben niye geldim ki o zaman buraya? Sen burada bekle, geliyorum ben. Hadi bak orada. Ha? Baba, baba bu olmaz. Sus! Onun aynısından bul. Ya baba, baba şuna bak. Ben nereden bulayım bunun aynısından? Nereden bulursan bul. Çarşıya git, AVM'ye git, bir yerden bul. Baba gözünü seveyim bana bunu yapma. Bu bayağı taşlı maçlı bir şey bu. Oğlum sen bunun pembelesinden aynalı bir gözlüğü bul, taşları boş ver. Hadi beni delilendirme ya. Biz işimizi bitirene kadar git gel. Yallah. Seyfon hadi. Ne konuşup duruyorsunuz ya? Deli deli sorular soruyor ya. Yok bade geçiyor. Ben nasıl konuşacağım bununla ya? Evet hanım. Gördüğün gibi durum bu. Yani raf ömrü yaklaşıyor. Sattıklarımızla rafta kalanları hesaplarsak... ancak kafa kafaya geliyoruz. Kâr etmiyoruz yani. Ha, öyle diyorsun. E o zaman zarar da etmiyoruz yani öyle mi? E kâr etmiyorsak zarar ediyoruz demektir ama. Vallahi sen MBA master yaptığında kesin bizden gizliyorsun ya. İtiraf et hadi. Ya bu var ya inanılmaz bir şey ya. Saçkım zaman ve emek maliyetinden bahsediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadık Kahya'yı sal holding yönet. Estağfurullah Ercan Efendi. E ne yapacağız Sadık Efendi söyle bakalım. Vallahi hanımım bana sorarsan bir kampanya falan yapalım acil. Böyle %25 indirim gibi. Yok öyle bir şey. Ben malımı ucuza satmam. Yok öyle. Ya çöpe gidecek ama. Sen zaten bazı sahtekar firmalar gibi malını raftan alıp ilaçlayıp tekrardan mayalamıyorsun ki. E zaten katkı koymadığımız için raf ömrü kısalıyor. Allah Allah ya. Yok öyle bir şey canım. Hem üstelik bak büyüklerimiz ne demişler? He? Sen doğru dur. El alemin eğrisi belasını bulur zaten. Tabii. Bir kere üstelik benim babamda kalma bir çizgim var. Ben onu bozamam. Yok öyle bir şey ya. Allah Allah. Ayrıyeten ben insanlara kimyasal bir şey satmam. Yok öyle bir şey. Hem üstelik %25 indirim yapıp da satarsam ne olacak ha? Asıl müşterime ne olacak? Ayıp olmayacak mı ha? Onların da günahı var. Onlar esas paradan alıyor. Ha? Haklısın. Hı. Ya tamam haklı da. Rafa mal koymadığın zaman içerisinde müşterin kaçıyor. Onları geri çağırmamız lazım bizim. Allah Allah kaçmaz müşteri canım. Zamanla geri gelir. Ayrıca gidene git diyeceksin, gelene de gel diyeceksin. Bu böyle belli. Sadık bana bak. Şimdi biz bu malları gidelim aş evlerine verelim. Hemen bugün zamanı geçmeden yesinler. Ondan sonra da biz içimize bakalım mayalamaya devam edelim. Ya ne zaman yapacağız? Benim bütün gün işlerim var bugün ya. Bir akşama yaparız işte. Halime sorun bakalım. Ahırda süt birikmiştir zaten. Akşamın sütünü de alırız. Tamam mı? Evelallah akşamdan sabaha kadar bu işleri hallederiz. Hem de bizim işçilere de sabaha kadar çalışma mesaisi yazarsın sen de. Ha? Tamam hanım. İyi. Ben kaçayım o zaman. Akşama kadar şu işlerimi bitireyim olur mu? De hadi. Hadi. Hadi bays. Bays. Hadi bayas bayas bayan bayan. Haydi. Haydi. Bays ne ya? Görüşürüz dururken. Ay ne yapacaksın işte? Bu da böyle ya. Allah tabii böyle sağında solunda topluyoruz, köşeliyoruz olacak, bitecek yani. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Ha hanımım bu arada ya bu Perihan'la yine unutkanlık başlamış ya biliyor musun sen? Geçen gün aradıydım ben bunu. Beni hatırlamadı biliyor musun? Ondan sonra da kalktı dedi ki sen Meltem dedin deyip çevirdi, ıvırdı, kıvırdı. Ay yalnız bir şey söyleyeceğim. Aynısı şeyde de var, Sevda'da da var ha. Dikkat ettin mi bilmiyorum ama. Bana bak, hazır boşluk varken ben bunun ikisine bir gideyim bakayım, bir kolaçan edeyim ne oluyor ne bitiyor diye ha. Eyvallah hanım. Ben de şunlara bakayım. Bak. Ben ucuza satmam malı. Tamam hanımım. Anladım orasını.
Ozan Tufan, at mısır atar. Ben ne diyorsun Ercan Başkan? Buradan bakınca var ya, aynı Ozan Tufan'a benziyorsun ha. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle deme sen ya. Sezon başı bizi gelecek diye bir ümitlendim ben mi? Olmadı. Gelseydin var ya bizi toparladın açık ya. Almanya maçı nasıl gol attı ama? Böyle şut gibi, şander gibi top nasıl yükseldi, alçaldı ya? Vallahi büyük topçu. Helal olsun. İnsaf bana bak. Sen de böyle bir ufaktan ufaktan Fenerbahçe hayranlığı mı olmaya başladı hı? Yok ya, olur mu öyle şey canım? Olur, olur. Bunun kız Fenerbahçeliymiş meğersem. Bunu demiş ki, Fenerbahçeli ol, senden barışırım demiş. Bu da herhalde oldu ki barışmışlar. Ha şimdi anladım. Aşk nelere kadir. İlahi insan. Coşkun dayı. Bak, büyüğümsün, seni saygısızlık etmek istemem ama ben daha 10 yaşındayken İnönü'de maratonu asmışım pankartıma. Ne bir kız sevmek, ne bir okul bitirmek. Allah'tan tek dileğim Beşiktaş'ımı şampiyon görmek diye. Fotos biri var ya. O denli yani, bilmem anlatabildim mi? Ben yine de okul bitirmeni tercih ederdim İsaf. Eğitim şart, özellikle senin gibiler için. Ya siz niye edip dursunuz böyle? Hadi gelin sizi birer tıraş ediveren arkadaş ya. Daha şifta etmedim, töblerim olsun ya. Bu pandemi küllüm yatırdı beni arkadaşlar ya. Herkes kendini, karısını, kızını tıraş ettirip duru. He? Hani nerede köyde yanışması? Ne edeceğiz gari? He? Akşamlar oturup evde havlulara mı yiyeceğiz, köbülerim olsun ya? Tamam tamam Coşkun dayı. İnsaf gel. Sana tıraş ısmarlayayım ben. Hem de namul beğeneceğim. Paçam düzgün olsun benim de. İyi ya. Hadi. Hadi Coşkun dayı hadi. Yine iyisin hadi. Vallahi Ercan Bey, size helal olsun ya. Sizden beklenecek hareketler değil bunlar emme. Hani hem itiraz etmeden kendiniz tıraş oluyorsunuz, hem de insafa ısmarlıyorsunuz. Yani parayı acık harcamaya başladınız galiba artık. Ne yapacağız bir Coşkun dayı ha? Mezarımı götüreceğiz parayı Allah aşkına ya. Ben bu son yaşadığım olaylardan sonra bambaşka bir adam oldum. Resmen başka alışım geçirdim. İnsan, sen ne düşünüyordun öyle çıdanı dibinde ha? Fener'in yaptığı 18 yeni transferi mi düşünüyordun? Hı? Yok başkanım ya. Yıldız'ım tutturdu illa ben dükkanı aç çalışacağım diye. Onu düşünüp durdum. Niye düşünüyorsun bunu? Bırak açsın. Hem kız iş açarsa istihdama da faydası olur. Ya orası öyle de. Tutturdu beni çiçekçi aç diye. İstanbul'dayken çalışmış mı ne olmuş? Ya ben ne anlarım çiçekten, çiçekçilikten ya. Benim ne işim olur çiçekten ya? Bak sen şu Allah'ın işine. Şu tesadüfün güzelliğine bak. Anlamadım başkanım. Aha, yok bir şey ya. Tabii sen de haklısın, ne yapacaksın? Aman boş ver be. Ne yapacaksın sen? Takılma böyle şeylere. Gün doğmadan neler doğar? Tara Coşkun dayı, tara. Hadi babamlara selam verelim. Hadi. Bu gelenler mi bağışçılar İsmail Bey? Ha yok. Hoş geldiniz gençler. Bu benim kızım Yasemin. Bu da onun arkadaşı Sami. Daha doğrusu şöyle izah edeyim. Sami bu bize bağışı yapan Seyfettin kardeşimin oğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba babacığım. Misafirlerimiz kim? Beyefendiler Mehmetçik Vakfı'ndan geldi. Komutanlarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman biz içeri geçelim. Hem Samime rak albümü koleksiyonumu göstereceğim. Çok heyecanlıyım. siz geçin içeriye. Biz de para bekliyoruz. Gelince işimiz bitecek. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler hadi. Bu gençler de böyle koleksiyon koleksiyon yani. Bizim zamanımızda yoktu.
Vay. Odaya bak ya, süpermiş. Beğendin mi gerçekten? Burası benim için gerçekten çok özel bir oda. Buraya benim dışımda babam ve Meryem Hanım'dan sonra giren üçüncü insansın. Ya eyvallah, gizli yani. Yok, gizli olduğundan değil de gösterecek kimse yoktu. Sen ilksin. İlksin diyorsun. Sen koleksiyon falan diyordun. Ne onlar? Bunlar mı? Oh! Burada 20.000 civarı albüm var. 20.000? İnanırım. Ben istedim, babam aldı. Dünya üzerinde daha fazla yayınlanmış albüm vardır ama ben ulaşabildiklerimi aldım. Bazılarının coverları var, bazılarının unplugları. 20.000 diyorsun ya. Mesela şöyle düşün, yaşayacak 50 yılımız varsa buradan bir tane albüm dinlesek bu koleksiyonu bitiremeyiz. Hesaplayamadım, ne kadar yapıyor ki? 18.000 falan. Samim, istersen koleksiyonumu seninle paylaşabilirim. Yani her gün gelip bir albüm dinleyebilirsin ömrünün sonuna kadar. Ben ne diyorum ya, yani ömrümüzün sonuna kadar görüşecekmişiz gibi. Yani. Seç istersen bir tane, hadi dinleyelim. Ya ben İsmail Bey'in cümbüş merakı yüzünden böyle ses sistemleri var sanıyordum. Meğer sendenmiş. Ortak kullanıyoruz. Hadi kapat gözünü de seç bir tane. Kapa gözünü. Tamam, aç. Neymiş? Allah! Korkmayın, korkmayın. Bizim çocuklar, müzik. Ya aşağıda misafirler ruhunu teslim edecek ya. Adamları çağırdık bir bağış yapmak için. Adamların naaşı çıkacak. Yapmayın böyle, kurban olayım ya. Yani kusura bakmayın. Endazenizi de bozdum ya. Ziyanı yok babacığım. Hem zaten Samim her gün gelecek koleksiyonumdan albüm dinlemeye. Değil mi Samim? Yani ben her gün geleceğim dediysem, ben her gün geleceğim demedim ki Yasemin, sen dedin. Gelmeyecek misin? Baba senden korkuyor galiba Samim. Sen benden niye korkuyorsun oğlum? He? Benden korkmana gerek yok ki. Gel oğlum, bak gel, her zaman gel. Ben sana ne aldım? Üç tekerli motosiklet aldım. Niye aldım? Kızımı gezdiresin diye, oralarda fırlandırasın diye, değil mi? Gel gel, sen her zaman gel. Kusura bakmayın, şimdi siz devam edin gürültülü müziğinize, tamam mı? Biraz daha sessiz sessiz. Hadi. Ya ben babamla ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yapma Yasemin, sen de böyle dersen adamcağız üstüne titriyor seni. Ondan değil. Rock'a alışamadı bir türlü. Gürültülü deyip duruyor, baksana. O öyle, yapacak bir şey yok. Benim babam da öyle. Açayım mı? Aç. Çok açma ama. Olsun. Olsun.
Allah. Ya Seyfo. Allah Allah. Ha, ben bu işten hiçbir şey anlamadım Seyfo. Senden çok beni baktılar ya. Allah Allah, böyle kabluğa taktılar. Bak, görüyor musun? Ha, bir deniz de burada kalmış hatta. Senin hatan. Benim de kafam başım çok ağrıyor deyince, sık sık ağrıyor deyince doktor da sana da baktı işte ya. Ama sen zaten benden sigortalısın, sağlık şeysin var senin benden. Ha. Ha, geldi. Hoy. Anacığım benim. Ne oldu? Bitti mi? Bitti, bitti. Peki ne olmuş? Anan gibi bir pindirelim de önce oğlum. Hey heyleri üstünde. Ya benden çok onu kontrol ettiler çünkü. Yazık ya. Vallahi tepe tüyleri tik tik oldu. Vallahi billahi ya. Ya beni bütün gelişmiş aletler soktular. Bu ne ya? Bu ne bu? Hoy tamam anacığım tamam. Gel sen böyle gel. Tıp çok gel. İlerledi. Gel anacığım gel. Sağ ol oğlum. Gel gel gel. Tamam ha. Baba, ya buldular mı bir şey? Yok ya oğlum ya, Perihan'a söylediklerinin aynısını söylediler ya. Şişt, ananın da Perihan gibi tansiyonu yüksek çıktı, nabzı da yüksek çıktı. Şişt, bunlar Perihan'la bir şey karıştırdılar galiba ya. Hatta Perihan'dan buna unutkanlık bulaştı, bak kesin. Vallahi. Ya baba, Allah aşkına unutkanlık bulaşır mı ya? Bulaşmaz mı oğlum, bulaşır tabii. Nur içinde yatsın. Maviş hala. Maviş halanın kızı vardı Lebbe abla. O da nur içinde yatsın. Aynı anasıydı. İkisi de erken yaşta bunadı biliyor musun? Tamam da babacığım onlarınki genetiktir. Ya Perihan ablayla annem arasında ortak bir genetik yok ki. Yok orada yanılıyorsun. Lebbe ablanın dalağı sürekli şişiyor. Neyse sus Allah Allah. Ne yaptın Gezli? Getirdin mi? Senin vazifen o. Hallettin mi o işi? Buldum. Hem de çakmasını. 20 lira. Olsun oğlum ver Allah Allah. Hepsi aynı bunların ya. Pahalı olanlar marka diye pahalı. Yoksa aynı cam. Şişt. İsme para veriyorsun. İsme para bayılıyorsun o kadar. Bakayım şunu. Bakayım. Aa, bak şahane. Sen şu asıl kopyayı da ver. Aa, baba ben onu kırık diye çöpe attım ya. Ne? Biterim. Biterim. Şaka şaka. Bak burada. Ne? Sen bile bozuldun be. Vallahi. Halim sen bile bozuldun. Ciddi bir duruşun vardı. Gel gör ki hak ile yeksan oldu. Aferin bravo sana. Ya. Dedemin olmayışı hepimizi derinden etkilediyse demek. Baba kusura bakma ya. Tamam olsun Karaboğam ya, ben bir şey demedim, hadi üzülme. Tamam, tamam. Ya atla da bir an önce şu Perihan'a gidelim, bir sorup soruşturalım ya. Bakalım belki bir ipucu falan buluruz, tamam mı? Hadi bitti geçti. Hadi, tamam üzül oğlum benim. Özür dilerim valla. Gerekirse ben özür dilerim. Yaşa başa bakmaz bu işler. Olur mu öyle şey? Yeri geldi mi büyük de özür dileyecek. Ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Ercan Bey. Ercan Bey. Ercan Bey. Uyuyakalmışım Coşkun Bey. Eline sağlık vallahi. Oh. Kim bu? Siz masaj yaparken uyuyakalınca ben de daraya veren dedim. Ama çok güzel oldu değil mi? Ya bu yüzün gözün açılıyordu arkadaş ya. Ya şş, ne yapıyorsun bizim oğlan? Gereksiz taramalara karşıyım ben. Zaten şu berbere setini hiç anlam verememişimdir. Borcun ne kadar benim? 25 ve yeter. İnsafınkinden 50. Ah, bu insaf da benim. Heh, bunu da çırağa verirsin. Baş iş.
Buyur İnsaf. İnsaf. Bu arada ben senin tıraş para ödedim kardeşim. Heh, sağ olasın başkanım. Kesin bereket. Ya yarım saat sonra Muğla'ya gideceğim de beni atıversen güzel olur biliyor musun? Şube kapanmadan yetişmem gerekiyor da. Tamam ya Atem. Tamam. Hadi. Hayırlı işler, bol güneşler. Bye. Ne akıllı adam ya. Meğersem sana 25 liralık tıraşı kendini Muğla'ya götürtmek için ısmarlamış. Ha. Bak ben bunu hiç bu taraftan düşünmedim ha. Ya saf olansın ve selam insaf. Ya, olsun ya. Ercan Başkan'ı seviyorum ben. Karagöz pazara gidecek. Tatasını acaba çekermiş değil mi? Bizimki soy hesap. Aramakasın var mı? Aramakasın sen beni. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi, ne yapalım, çalışıyorum. İyi, ne güzel. Duru yok mu? Dudu'nun yanına gitti. Aa, benden sarmayla pişi falan istedi de ben onları getirdim. Neyse, ben Dudulara gideceğim zaten. Ya daha yeni çıktı. Eğer hızlı yürürsen yetişirsin. Aa, iyi tamam. Şey, bunlar burada kalsa olur mu Veli? Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol, görüşürüz. Evet. Efesu denen tam yağlı süt keskinlikle bir yerlerde arazi oldu. Uyuyor ve de gelmiyor. Bir kimse saatlerce arazi olur mu ya? Dur. Efesu ara. Arıyor. Daha fazla kaçamam. Efesu Bey, selamlar. Şakir Zeytin ben. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Çünkü unutmuş olabilirsiniz. Konuşmayalı çok zamanlar oldu. Öyle bir hatırlatayım dedim. Neredesin sen? Bir saat geçti. İkinci saate dayanır oldu. Akrep yaşamını kovalıyor şu anda. Nerelerdesin? Ya Ercan işte çok acayip bir yere saklamış bu aleti. Şimdi buldum. Tam o arada sen aradın. Hissettin herhalde. Odun işi bitti mi? Ah. Odun işi biter mi be oğlum? Her yer odun dolu. Heh, malum önümüz kış. Her gün kıracağız. Ama bugünlük bitti. Şimdi de destereyle balgabağısı dilimliyorum. Kabak tatlısı, cevizli. Hem kabakta cevizi. Hem Hindistan. Kirece de yatıracak mısınız yoksa? Kıtır kıtır. Vallahi olduğum yere düşüp bayılacağım şimdi ya. Bu arada o hırtırt eden testere sesi mi? Evet. Anam! Vallahi gitti! Gitti vallahi gitti anam! Gitti 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 vallahi gitti! Ne gitti abi? Bardak gitti! Anlamıyorum. Ulan seni var ya, ulan ne şey çocuksun ya? Ay! Tamam be, şaka yaptım zaten. Ne ruhsuz bir herifsin sen ya? Ne şakası ya? Balgabağısı keserken bardak gitti şakası. İyi de ben görmüyorum ki. Onu biz de biliyoruz herhalde. Düz beyin, azıcık sese kulak ver. Zaten normalde de öyle değil midir? İnsanlar gördüklerine değil, daha çok duyduklarına inanıyor. Ne yazık ki. Ha, dedikodu denen illet de böyle yaygınlaşıyor işte. Abi, sen felsefeyi boş ver ya. Yani felsefe önemli de sen yapma manasında. Bana mı şey yapıyor? Bana mı dikleniyorsun? He? Bana felsefik yapma. Redaktörü al, Seyfo dayınlarını oraya bırak. Oradan da hemen buraya gel. Sakın durma. Sağa çünkü sürprizim var. Tamam, kapatalım. Yoksa sen hakikaten uçuracağım parmağını abi. Hem telefonla konuşuyor, hem iş yapıyor. Hadi kapat. Harika bir fikir ya. Benim çocukluk anıları kutum neredeydi ya acaba? Çocukluk anılarım, tarihimin tozlu sayfaları.
Hoş buldum. Merhaba. Efe? Ya sen ne yapıyorsun? Şakir abi hiç durmadan geldi de. Garip. Aşkına Nurcan Hanım ya, niye böyle şimdi eski defterleri açıp açıp duruyorsun sen ya? Tövbeler olsun ya. Aman Allah'ım, sesler duymaya başladım. Alo! Ay! Ne yapıyorsun böyle tek başına? Evde kimse yokken albüm mü bakıyorsun ha? Daha ben Sevda'yı görmeye geldiydim. Ama Sevda yok, ben gideyim Perihan'ı göreyim, sonra tekrar buraya geleyim. Seni de nostaljinden baş başa bırakayım. Haydi. Şaka mı bu ya? Ay yoksa onun fotoğrafına baktığımı mı gördü? Dur bakayım. Yo, arkamda kalıyor, kesin görmemiştir. Neyse. Aynı kalmıştık. Neredesin sen? Yok. Bir örneği bulunsun. Neme lazım? Neyime bak ya. En bulunamayacak yere saklanmış ha. Oysa ben bunları doğacak çocuğum için biriktirmiştim. Anılarım, yadigarlarım.
Çok duygulandım şu an. Çok ama çok aşırı. Bütün çocuksuluğum gösterimin önünde bir film şeridi kimin geçiyor. Babayı bunlara her seferinde para verdiği için beni biraz hırpalardı ama olsun. Gene de çok güzeldi. Ne güzel günlerdi. Oha! İşte bu ya! Vallahi bu! Harika! Vallahi fikriyatı buldum! Bak! Allah Allah. Necmettin arıyoruz. Sevmediğim bir kişilik. Efendim Necmettin. Merhaba eski dostum. Nasılsın? Bak, eğer Efes suyla gönderttiğin tedaktörün parasını isteyeceksen sana hatırlatırım ki o tedaktör benim. Ve zamanında benim yaptığım defile o tedaktörle seni de ortak etmiştim. Oysa ne budalaymışım. Ne salakmışım. Eğer ikramiye çıkmış olsaydı seni de ortak edecektim. Peki sen ne yaptın? Hı? Benden Gaporta adı altında aldığın meblağın üstüne yattın. Beste gargayı, gagalasın gözünü. Namkor. Meğer ne çok serzenişler biriktirmişsin içinde. Ama haklısın. Yaptığım hataydı. Eğer attığım koruma hemen gelirsen seninle konuşmak istiyorum. Kaporanı geri vermek istiyorum. Vallahi mi ya? Evet. Ama acil gel. 5 dakika içinde burada ol. Bir dost. Hemen geliyorum hemen. Çabuk. Sen bana kolumu at geldim. Çabuk çabuk. Geldim. Geldim şu an. Aa. Ay nereye gidiyor bu Şakir ya böyle habersiz. Ay. Anne bunları yaptım. Neydi? Parayı vereceğim demiştin. Ne? Ya vereceğim demedim. Vermeyi düşünüyorum dedim. Ne? Şakir tamam. Sakin ol. Sakin ol tamam. Bak biliyorum. Bir süredir bana kırgınsın ama eğer barışacaksan Muğla'ya gelip bankadan sana meblağ getirebilirim. Tamam barışacağım. Yeter ki kaportamı ver. Ya tamam. Sen merak etme vereceğim kaportanı. Aa al. Şakir. Ben de size gidiyordum. Ya biz burası mıyız? Biz şurası değil miyiz? Ya sen biraz gergin misin? Gel. İddia kupon tartışıyoruz da biz. Anlasana. İyi tamam hadi tartışın görüşürüz. Bak diyorum ki gel barışalım. Hem sana güzel haberlerim de var. Mesela Defne aramak zorunda kalmayacaksın. Aa. Şakir, ben de size gidiyordum. Ya şaka mı hazırlandı bana ya? Ne şakası? Enişte, sen nasılsın? İyi. Hem Şakir'le burası değil, ilerisi. Biliyoruz herhalde. Abi bir şey soracağım. Siz biraz gergin misiniz? Ya ne bekleniyor acaba şu anda? Ha? Ya ne yapalım yani? He? Sokak ortasından sarılarak mı konuşalım? Ne yapalım yani? Romantik komedi filmi miyiz biz? Ha? Ay tamam canım konuşun. Ben gidiyorum zaten.
Tam olarak nasıl bir şey düşünüyorsun? Ne var aklında tam olarak? Bak, işte olmuyor görüyor musun? Tek işçilik risk. Bu. Aman. Tövbe. Eş edenler. Hayır. Hayır, olmaz öyle bir şey, istemiyorum. Aman. Tövbe istemiyorum. Sen ne diyorsun ya? Senin ağzından çıkanın dalakını duyuyor mu senin ne? Ben tutuşumun üstünde hayatta gülük oklamam. Hayır, asla ya. Her yoldan çıkarım ama bu konuda yoldan çıkmam. Bana böyle bir şey yok. Hayır. Söyleme. Susar mısın? Beni duymamış olayım. İstemiyorum. Sus lütfen ya. Ya tek işçilik iş. Business anlamında söylüyorum. Ben anlamam be. Business sizsiniz. Bana net konuş. Bak Şakir. Artık zaten zeytinler de verimsiz. Taşı sıksan daha çok yağ çıkar. Hem bebeğin de olacak. Ben eski günlerdeki gibi ticaret yapmamızı istiyorum. Hem benim senin gibi kafası çalışan bir ortağa ihtiyacım var. Ana. Vallahi aslında doğru söylüyorsun ha. Hayır, çünküm daha çok değil ya. Birkaç zamantlar öncesine kadar senin tarafından doğalandırılmış ben. Ben? Salak mısın ben? Ya Allah aşkına, ben seni dolandırsam niye paranı geri vereyim ya? Hem şu anda Meryem'den de kaçıyorum. İlişkimizi gözden geçiriyoruz. Sence neden? Bana ne be? Bana ne? Güzel soru. Senin yüzünden. Senden aldığım parayı geri iade etmek için şu anda denkleştirmeye çalışıyorum. Evet, parayı denkleştirdim ve borcumu ödeyeceğim. Hah, bu konuda ne düşünüyorsun? Yani eğer söylediğin gibiyse... sağ ol, ne diyeyim? Bak Şakir, Duru Boncuk tarımı kurunca... yüz binlerce liralık altına sahip oldu. Bak sana yemin ediyorum, kız yeniler evlense bu kadar altın takılmaz. Sen de aç bir tane işleri Dudu ya. Senin de ailenden ticaret katkı payı almak hakkın değil mi? Ha? Değil mi? Oğlum kız hamile ya. Nasıl çalışacak? Ya o çalışmayacak. O bazen kasada duracak ya. Dükkanı, şirketi onun üstüne yapacaksın sen. Hepsi bu. Var mısın, yok musun? Düşüneceğim. İyi. Sen düşün. Ben de Muğla'dan parayı çekip geleyim. Akşam kahvede mülaki oluruz zaten. Bak yine söylüyorum. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Armut piş, ağzıma düş. Al o zaman ya. Sen bir şey yap bakalım, da olmadı. Olmazsa şey yaparız sonra. Bir şey yapalım bakalım. Tamam. Efendim dayıcığım, ne yaptınız, çıktınız mı? He, çıktık kızım. Nasıl Sevda yengem, bir şey bulabildiler mi? Aynı işte, size ne dedilerse o. Merhaba, bu ikiz. Biç, ey mi karıştırdılar? Senin farkına vardığın bir şeyler var mı? Ay yok vallahi dayı, ben hiçbir şey fark etmedim. Ama yine de bir düşüneyim. Siz evde misiniz? Evdeyiz. Biz bir kahveye uğrayalım o vakit. Belki benim nazarı, dikkatimi bir şey celbeder. Nasıl yani? Tam anlayamadım ben dayı. Ya belki ben mevzuyu çözerim diyorum. Anla işte kızım ya. Ya bu kelloş İsmail'le takıla bu hale geldim. Ne yapayım ya? İyi. Hadi kapıyorum kapağı. Anladım dayıcığım, anladım. Oldu o zaman, görüşürüz. Şunu da kirli yatayım. Telaşa mahal yok komutanlar. Siz yemekleri yiyin. Son derece kostak, son derece zeyrek, son derece layde zezel, son derece muğnuş bu kardeşim benim. Bağışı yapacak olan yani. Komutanım, bu kardeşimin zevahiri de yerinde. Siz beni sarf-ı nazarınıza alın. Biz buraya kahve içmek için geldik ama
İkindi kahvaltısına kadar oturduk. Ya yiyin ya, yiyin ya. Ben çok şekerperverimdir. Ha komutan, siz olmazsanız bu evde yemek yenmeyecek mi? Allah ne verirse yiyoruz işte hep birlikte. Arkadaş bankaya yetişememiş de öğlen tatilinin geçmesini bekliyor. Sizi meşgul etmeyelim de. Estağfurullah. Vallahi böyle konuşursanız dilbun olurum ha. Sizlerin benim yanımda başım üstünde yeriniz var komutan. 40 yıl sizi sırtımda taşısam az bile. Sağ olun. Malatya lahmacunu ha. Özel yapıyorum Meryem Hanım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Komutanlar, benim kız daha yeni yeni iyileşiyor biliyorsunuz mu? 2 yaşından beri hastanelerde büyüdü. Doktorlar bu yaşamaz dediler. Vallahi çok çile çektik, çok eziyet çektik, dualar ettik. Onu bugünlere getirdik. Şimdi iyi Allah'a şükür. Ne mutlu size. Komutanlar. Allah hepimizin evlatlarına uzun ömürler versin. Amin. Gencecik evlatlarımızı vatan toprağına veriyoruz. O analar, o babalar yürekleri yanıyor ama asla Mavi'yle yok. Onları o kadar takdir ediyorum ki helal olsun onlara. Hadi yiyin hele, yiyin ya. Bak, buna bayılıyorum. Ben de severim bunu. Evet. Yasemin Hanım, dışarısı çok soğuk olduğu için babanız yemeği bu odaya hazırlamamı söyledi. Biraz sonra hazır olur. Tamam. Yeriz değil mi? Ne yemek vardı? Malatya lahmacunu. Ay yok, ben aç değilim zaten. Ben akşama yerim. Aa, ama bak kırılırım. Hem ben ne istersem sen hemen yapıyorsun. Ama senin istediğin hiçbir şeyi ben yapamıyorum. Ben bir şey istemiyorum ki. Ama istemiyorsun ki. Evet işte onu diyorum, istemiyorum. E tamam işte aynı şeyi konuşuyoruz. O zaman bak şöyle yapıyoruz. Meryem ablacığım, hani sen geçen gün kıymalı yumurta yapmıştın ya Samim kaybolduğu için gelememişti. Evet. Onun aynısından bugün de yapar mısın? Yaparım hemen hem de. Hemen diyorsunuz hem de. Akşam yerim diyorum ben de. Süper. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben de akşam yiyorum. Yani daha doğrusu Samim'le ben akşam yemeğinde Samim'in en sevdiği yemek kıymalı yumurta yiyoruz. Tamam. Sen nereden biliyorsun bunu? Sıra olarak kalsın mı? Yasemin, sen bütün bunları benim için neden yapıyorsun? Neyse boş ver, hiçbir şey söyleme ya. Ben sormadım say. Gereksiz bir şey zaten. Söylüyorum. Hayır, söyleme. Yok, söyleyeceğim. Sıkı duruyor musun? Hayır. Sen çok iyi bir insansın Samim. Ben bu dünyada kötülerin kazanmasından hiç hoşlanmıyorum. Senin gibiler kazansın istiyorum. Hep iyiler kazansın istiyorum. İyi olduğun için sana çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kızım. Ya sen az önce böyle telefonda Sevda yenge falan bir şeyler diyordun. Ne olmuş Sevda'ya? Hastaneye mi gitmişler? Gitmişler anne, gitmişler. O da aynı senin gibiymiş. Hatta senden bile kötüymüş. Çok unutuyormuş. Neyi unutuyormuş?
Her şeyi anne, her şeyi. Ya acaba siz böyle aynı anda aynı şeyi yaşadığınızda aynı psikolojiye falan mı girdiniz ki? Bilmem, hiç hap, hatırlamıyorum. Şu. Hap, şu. Aa. Şu. Aa. Anne o ne, alarm kurmuşum? He. İşte ben de ona şaşırdım ya. Niye kurdum ben hiç hatırlamıyorum. Yok bak gitti işte. Allah'ım ne yapacağız böyle, bilmiyorum yani. Alo, efendim. Kız Sevda. Ha? Hap içme saati geldi. Ne saati? Hap, hap. Tam çıkartamadım ben. Kız hani içiyoruz ya zayıflamak için. Oh, hadi saati geldi, iç. Ha, tamam tamam. Ama ben unuturum. Sen beni yarım saate yine bir ara. Ay, ay kız ben de unuturum onu. Ne yapacağız? Ay tamam tamam, dur şimdi ben alarm kurarım tekrar. Hadi bakalım. Tamam, sağ ol. Sağ ol, oldu. Kimmiş o da? Perihan'mış. Tam çıkaramadım dedin. Perihan'ı da mı çıkaramadın gı? Hayır, hayır. Sonradan çıkardım. Geçmiş olsun diyor. O zaman niye sonra ara dedin anne? Ya geçmiş olsun dediğini unuturum diye. Şakir'i beklerken Efe geldi. Hmm. Ben şunları bir bakayım da bakalım ne döndürüyorlar. Oo, kabak. Çiğ yesem mi acaba? Yana Hanım ne yapıyor acaba bakalım? Allah Allah. Ne bunlar böyle yatmışlar sıra sıra? Haydır inşallah. Haydır inşallah. Anam. 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 Oh. Ay bana bir şey oluyor lan. Oluyor vallahi oluyor. Ah, ah.
Benim eski kalibür baltayla açtığım çukura takılıp teker teker düştüm yoksa. Dudus yok. Dudus yok. Oy. Oy oy. Oy oy oy. Ya Rabbül Alemin, sen aklıma mukayyet ol. Baba, Badegül de orada. Oğlum, hepsi burada. Gülüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Ne oldu? Efe motorla mı çattı bunlara? Labut mu bunlar? Dağıldılar. Lavajundan mı zehirlendiler? Nedir? Badegül'üm, iyi misin? İyiyim. Geçti Gülüm, geçti. Ya geçtiyse tamam, dur oğlum ya. Kalk kül meraklısı. Hamile kız var burada. Ha? Allahu Ekber. Parmağı da yok üstelik. Bir dakika. Yok, parmağı varmış. Böyle kıvrılmış. Da. Ay, ne diyorsun bu? Plastik mi bu? Ne diyorsun? Parmak. Anne, anne, anne. Hiç mi parmak görmedi ya? Ya bunlar ne? Badegül, gözünü seveyim, ne oldu burada? Ay Halim, ben geldim işte, böyle yatıyorlardı. Sonra kesik parmağı görünce ben de bayılıverdim. Şakir şaka yaptı herhalde. Yapmıştır. Şakası batsın onun. Ya iyi de şaka yaptıysa kendi de baygın. Niye? Çok güzel soru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilinmezlik denklem ve elimizde bir tane barnak. Ne oldu da bu hale geldiler? Vallahi ben aslında bir tek Efe suyu şakalayacaktım. Sonradan Ercanettin aradı. Onunla konuşmaya gittim. Hatta Duru'yla Baklagül de şahit. Evet, konuşuyorlardı. Sonra geri geldim. Gelince de bayılmışım işte. Sen de Sevda ve anan gibi unutuyor mu kendi yaptığını lan? Sana da mı bulaştı bu? Yok canım, benimki tamamen helecandan. Canım, yoksa ben de bayılmıyorum bayılmaya be. Bana bak lan. Buradaki herkese içerideni lavacın söyleyeceksin. Cezalısın. Bu arada Peri, biz Sevda ile sana kahveye geldik. Bir şeyler konuşacağız. Ben de Perihan'ın hatırını sormaya geldiydim ya. Hatır. He, hatır. Hatır. Hatırlarsa sorarsın. Ya git sen içeride sor. Hadi kızlar. Düşelim, haydi. De kahve yapma. Tüveler olsun ya. Tamam yarabbim. Gel sen de gel. Sen yarım saat yat burada, ben geleceğim.
polis kaldırırsa öyle dolaşırım, alırım seni bundan sonra. Ya zaten şube kapanmak üzere. O kadar sürmez. Hadi gel. Aa! Eren kardeş, seni görmek ne güzel. Kucak dolusu sevgiler. Hayırdır? Hayır, hayır Ercan kardeş. Acelen var da biraz. Senden ne haber ya? Ben de iyiyim, ne yapayım ya? Bankaya gidiyorum. Yüklü miktarda para çekeceğim de 27 bin lira. 27 bin. Ben de daha yeni bankadan çıktım da ufak bir meblağ çektim. ATM müşterisisin. Dur tahmin edeyim. Enişten yurt dışına çıktı ve sen de bunu fırsat bilerek seyahate gideceksin. Ve seyahat içinde ufak bir cep harçlığı çekeceksin. 200 liracık kadar değil mi? Hı? 200 lira. 2 milyoncuk kadar diyelim. Ama o dediklerinden de bavulda var. Merak etme. Vay! 2 milyoncuk mu? Ben hayatımda 2 milyoncuğu hiçbir arada görmedim biliyor musun? Canın sağ olsun ya. Al istiyorsan göstereyim. Acelemiz var dediysek o kadar da değil. Gel. Gel gel. Açayım mı? Ha. Açıyorum bak. Aç. Ah. Ah. Fotoğraf çekip. Çek istiyorsan hadi. İlk defa mı? Tamam, tamam. Tamam. Ha. Ya bu nasıl bir şey ya? Hani pazara gidersin maydanoz tezgahı vardır ya. Binlerce maydanoz vardır o tezgahta. Böyle pazarın girişinde 200 metre ileriden o kokuyu alırsın. Vallahi öyle buram buram kokuyor. Ya biz genelde para üzerinden örnek verirken ıspanağı kullanıyoruz. Maydanozu kullanmıyoruz ama neyse. İstediğin zaman fotoğrafını da, videosunu da, sinebini de çekeriz. Şöyle yardım edeyim ben sana. İyi, şanslısın. 2 milyonu da gördün yine ha. Neyse, ağam bekler beni. Tamam. Öptüm. Bay. Başkanım, sen ne gösterdi o ya? Ispanak. Ispanak mı? Ispanak bavulla mı taşıyormuş bir ya? Ulan ne cins adam ya. Bekle beni burada, bekle. Tamam, bekliyorum hadi, koş. Burada evlendiler ha. Thank you.
Ha, alo Ercan Başkanım. Ya akşam ezanı okundu, hava karardı. Bildiğim kadarıyla bütün banka şubeleri şu an kapanmış olması lazım. Sen neredesin acaba ya? Ekstra bir işim vardı da onun için geldim. Ama şimdi bitti. Ha, ben sana konum açacağım. Gel beni buradan al. Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Ha, hemen geliyorum. Bay bay. Allah Allah. Bence anlaştık. Bence hava parasında hala anlaşamadık. Hanımefendi, ben içerideki malları için 40 bin lira ödüyorum zaten. 30 bin lira hava parası nereden çıktı Allah aşkına? Tamam, 20 bin olsun. Galiba anlaşamıyoruz ya. Bakın hanımefendi, bizim 54 bin TL paramız var. İki ortağız, 27 bin lira o verecek, 27 bin lira ben vereceğim. Allah aşkına gelin anlaşalım ya. Şu ilanı da çıkartın oradan. Vallahi alın onu oradan ya. Bu dükkan benim, kısmetim belli. Ha, birazdan bir arkadaş daha gelecek. Sevgilisine çiçekçi açmak istiyor da onda o kadar para yok. Açamaz yani. O yüzden araya girmesin o. O ilanı alın, görmesin onu. Peki, parayı yarın getirmezsen asarım ama yine ilanı. Tamam, anlaşık. Getirdir seni. Al onu oradan, al. Gözüm görmesin onu. Al onu. Al, böyle daha iyi. Dükkanın güzelliğine bak be. Oh, tabii güzel, güzel, harika. Aa, Nurcan Hanım. Ha, Veli. İyi misiniz? İyi. Öyle işte, eve gidiyorum. Bu akşam yalnızım da. Öyle. Yalnızlık işte. Anladım. Mustafa Ali Bey yok. Evet. Bize gelin istiyorsanız. Yok Veli'cim, sağ olasın. Ben evime gideyim. Hadi iyi akşamlar. Peki, iyi akşamlar. Sağ ol. Sağ olasın, ellerine sağlık. Kızım bunlar çok, biz dört kişiyiz. Ha, kızlara da yaptım. Çiçekli olanları onlara vereceğim. İyi hadi afiyet olsun. Maşallah. Ellerine sağlık ha. Evet. Dökülün bakayım. Siz ikiniz. Neler çeviriyorsunuz da kafalar böyle gidip geliyor. Kafalar bu hallere geliyor. Ha? Neler çeviriyorsunuz ikiniz? Ay, ne edeceğiz canım? Her zaman yaptığımız şeyler. Değil mi Sevda? He. Ben hep ne yapıyorum hatırlamıyorum. Ya ben hep ne yapıyorum? He? Sevda. Şimdi ben sana bir soru soracağım. De bakalım bana. Beni hatırladın. He. Ya tamam bak beni hatırlamış, bitti gitti. Ha, seni bildim de. Bizim evdeki kadın kim bilmiyorum. Allah'ım. Hatice Hanım mı? Yok, Nurcan'ı değil ya. Ha, Nurcan mı? Aman canım, o sonradan geldi. Ben hep vardım zaten. İlk zamandan beri buradayım. Ben tarihten önce vardım. İyi. Ev gezmesi gibi geldim, kadınlarla lak lak edip durum ya. Şişmene bak. Dedikodu yapmayın ha. Hiç sevmem. Dedikodu size diyor ha. Allah Allah, ne dedikodusu canım. Ben sizin eve gittim. Ondan sonra Nurcan orada oturuyordu böyle. Böyle gerim gerim geriliyordu, albümlere bakıyordu ha. Ay, görüyor musun? Ben o eski albümü ortada bıraktım ya. Aman. He, eski albümse ben zaten hiç hatırlayamam. Az önce ne oldu? Onu da hatırlamıyorum. Yalnız bir yaşıma daha girdim. Aramızda kalsın. Bu Nurcan'da demek ki böyleymiş. Tabii canım.
hiç ilgilenmiyor gibi yapıyor. Efendim hiç umurum değil gibi yapıyor. Ama demek arkana dönünce gebermeyesi için en çok o merak edip durur. Tabii canım. Aa. Bak. Meraksızım, beni ilgilendirmez şekerim, bana gelmez şekerim gibilerinden bize hava atıyorsa demek neresiyle canım lazım olacağım diye aman sorma. Ay Seyfettin, sen bize dedikodu yapma diyorsun ama bizden çok yaptın maşallah. Ne? Bir dakika ya, tövbe tövbe bismillah, ne dedikodusu? Bu dedikodu değil, bu bir kere durum tespiti bu ya, açık net söylüyorum. Şimdi bana bağın ha. Siz de sakın benden yüz bulup kocalarınızı anlatmaya kalkmayın. Yok çorabını oraya öyle bıraktı, attı. Yok gece şu kadar horladı morladı, bana gelmez. Açık net. Sakın. Peri, sen zahmet etme, ben bakarım. Sevda'yı ara diye alarım kurmuşsun. Dökül. Aranızda ne gibi gizli kapaklı bir olay var da sizin kafalarınız gidiyor böyle? He? Bilmem. Hiç hatırlamıyorum. Ay, rahat ol kız. Zamanımız çok. Ben beklerim. Elbet ortaya çıkacak. Değil mi kız? Ay. Telbesi biraz şey mi olmuş? Ay. Köze patates mi atsak acaba ya? Aa, dur kız işe. Ay dur canım ya, her şey kalkıyor, ben koyarım. Tamam şurada. Gel bize takımlara bakalım seninle. Ya kız işine gerek vardı ama ya. Ya yeğenim için içimden geldi. Bak bunlar çok güzeller, hem bunların mağazaları da var Muğla'da. Baksana ya. Ben bunları biliyorum kız. Bunların reklamları falan da dönüyor böyle televizyonda. Çok güzel bunlar. Ama olmaz. Çok pahalı. Ya, ama yani canım dur bak işte. Bak. Ay çok güzeller. Favorim bu. İçim benim aslanım, aslanım. Oğlum dikkatli ol, yavaştan. İlla çıracağım parmağı. Oh be! Sonunda Murat'ıma erdim ya. Şaka oğlum, şaka ya. Alt tarafı bir şakaydı. Hapi topu bir tane şaka. Her kişiler dahil oldu ya şakaya. Oğlum sen rahatsız mısın? Hasta mısın? Niye uğraşıyorsun ki böyle şeylerle? Bak benim üzerime gelme. Zaten gerginim şu anda. İçeride benim öz ve öz evladıma oda takımsı bakılıyor şu an. Ben babası olarak bakamıyorum. Niye? Çünkü her şeyime ortak olduğu gibi buna da velik ortak oluyor. O takımsını alıyor. Adamın içinden gelmiş be abi. Ne var yani, ne olacak? Bebek sonuçta bu. Ye bebeği be. Kocardıman adam. Kazık kadar. Boru kimin sesi var. Kuşusun da cebime girsin. Ya veli demiyor be oğlum. Senin bebeği diyor. Ya bir sabret, bir lafın sonunu bekle ya. Ya veli oda takımını alsın. Benim de aklımda bebek arabası var. Dur bakalım. Yeğenime inşallah bebek arabasını ben alacağım. Oh! Vallahi ne güzel ya. Bebeği biz yaptık. Alın tapusunu size verelim. Bebek komple sizin olsun. Ne güzel canım. Lay lay lom, saz kimin bebek. Yeter arkadaş. Bu kadar da fazla ama. Ya ne oluyor oğlum? Benim hayata karşı özlemlerim var oğlum. Benim babayımda yaşayamadığım her şeyi, bütün duyguları kendi oğlumda yaşayacağım.
Her anında yanında olacağım. Ya bensiz bir dakikası bile geçsin istemiyorum Halim. Senin baban, benim babam kimin? Böyle senin çocukken bırakıp parti toplantılarına gitti mi hiç? Ha? Bak, büyüdük. Kocardıman gazık adam olduk. Halimize bak. Çocuğum oluyor oğlum benim. Babayı hala yok. Niye? Çünkü olaylara siyasetten bakıyor. Kendini memleketine adamış. Ya sorsan kimse bilmez tabii. Ben bilirim. Bunun bedelini ödemek ne demek? Sen bilebilir misin? Bilemezsin. O yüzden hassasım oğlum ben işte böyle. Hassaslığım bu yüzden. Tamam, tamam be oğlum. Kalk. Kalk, kalk. Sarılacağım. Gel buraya, gel. Ellerim bal kabaksızlıyım. Kardeşim benim. Halim. Sen de haklısın. Efendimiz. Şakir'e, lavucun geldi. Oh be, oh! Ya hayatta işte böyle güzel şeyler de var. Gel buraya çabuk. Gel, 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 gel. Al şuradan cebinden parayı. Al, 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 al. Ver, ver, ver. Hepsini alma. Ayırdım oraya. Hı. Ver oraya. Canası üstü kalsın. Senin olsun. Hadi sağ olasın. Gel. Bak, yüzdeki gülümsemeye bakar mısın lavaşın gelince? Bakar mısın şu güzelliğe? Aç onu. Aç, 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 aç. Aa. Hepsini al. Tabii oğlum, hepsini biz yedik. Biraz sonra çocuklara vereceğim. Ver oğlum, aç şunu. Aç güzelcini. Ay, vallahi bence bu olsun. Ay, bence de ya. Baksana, çok ferah. Ya tamam da, pahalı, pahalı. Ay şiştim, vallahi şiştim. Sen beğendin mi, beğenmedin mi onu söyle. Ya, beğendim, beğendim ama... Tamam, tamam, budur o zaman. Budur, baksana şuna ya. Ya bari Şakir'i koma da sorsaydık. Ay Şakir şu an lahmacun yiyor. Sen onu sonra ikna edersin. Hem zaten kaç kere girecek ki çocuğun odasına. Süper tespit. Kızlar, o zaman biz şunları yesek mi soğumadan ya? Hatta ocakta birazcık ısıtalım mı? Ay yok kız, sıcak da. Ay, ben şu patatesler yanmadan onları alayım. Ay vallahi onlar da mis gibi koktu. Getir, getir. Gel, 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 tamam ver. Ver, ver, arasına koyacağım ben şimdi. Duru. Ne var canım garnitür işte? Turp koyuyorlar, oluyor da bu mu olmayacak? Ay bizim kursta Hande öğretmen vardı. Vallahi böyle lahmacunun arasında kebap sarar yerdi. Bahadegül sen bana ne diyecektin ya? Sen sanki bana böyle bir şey diyeceksin de... ...diyemiyormuşsun gibi. Hı? Ya Dudu, ben senin şu doktora gideyim diyor. Doğum doktoruma? Evet. Bana randevu alır mısın? Oo, bu iş tamamdır sonunda be. Tamam tamam, seninkini takımları da bende. Yok ya, bir şey yok. Yani bir gidelim bakalım bir ne diyecek, anlayalım. Hmm. Tamam bayan Temkin, sen temkinli ol. Ay kuziş, bunlar öğrenseler de söylemezler vallahi nazar falan değmesin diye. Ay vallahi yok öyle bir şey ya, yok. Ya he he. Tabii tabii tabii, inandık canım. Ay siz vallahi çok fenasınız ha. Mis gibi koktu kızlar ya, şuna bak. Vallahi koyuyor. Hatice anneciğim. Ah, Nurcan kızım hoş geldin. Yemekler sıcak hala. Hemen koyuver kendine. Sağ ol Hatice anneciğim. Ben bu akşam yemeği düşünmüyorum. Kolay gelsin. Sağ ol kızım, sağ ol. Thank you.
Sevdin mi burayı? Sevdim tabii. Çok sevdim hem de. Biraz daha müzik dinleyelim mi? Daha sonra dinleriz. Ya bugünlük bu kadar yeter. Giderim ben birazdan. Size birer tane daha çay getirdim. Ya çok sağ olun. Çok zahmet ettiniz. Estağfurullah Sami Bey. Asıl ben estağfurullah bey falan. Lütfen ben çok utanırım. Sen benim arkadaşım olduğun için. Teşekkür ederim de belli ki siz çok kibar bir delikanlısınız. Estağfurullah. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Ay bak bunlar da güzelmiş. Ay evet. Ya kızlar bunlar daha da pahalı. Nereden biliyorsun? Fiyatımı yazıyor sanki Dudu. E kuziş 100 kere baktık hepsine. Hangisi kaç para biliyoruz. Hepsine hakimim valla. Aa aşkım. Aşkım? Aşkım. Bugün işin bitince hemen Nurcan annemin yanında gel. Niye? Niyesi sonra anlatsam. Merak ederim. Sanırım yalnız hissediyor. Bu gece ona misafir olalım bence. Ha, tamam. Tamam altın kalbim. İşim bitsin hemen gelirim. Tamamdır. Kız ne olmuş duyamadım ne diyor? İşim bitince hemen gel diyor. Şunu yiyeyim giderim birazdan. Ne oldu ki acaba? Ay söyle ama mutlaka bana tamam bak çok merak ederim. Tamam söylerim. Söz mü? Söz. Yemin et. Vallahi diyorum kız. Ay duru yeter yavaş. Kızlar patatesin yıkılıyor bu arada. Denesenize ya duydunuz mu? Bak yemin etti söyleyeceğim. Kesenize bırakın ha. Meryem. Ha. Sen pilavı nasıl yapıyorsun? Önce ıslatıyor mu? Islatmıyor mu? Tövbe yarabbi ya. Aa, yemek yerken başka yemek konuşuyor. Allah Allah. Allah Allah ya bir dur. Şimdi Meryem ben bunu genelde ıslıyorum biliyor musun pirinci? Ondan sonra da tereyağı da böyle iyice kavuruyorum iyicene. Ondan sonra da zaten çok güzel oluyor yoksa öbür türlü tane tane olmuyor biliyor musun? Sevda sen nasıl yapıyorsun? Ben bilmiyorum. Bizim evde yemekler Seyfo'm yapar. Vay vay vay. Vallahi mı? He vallahi. Hakikaten ben yapıyorum ha. Pirinci de önceden ıslatıyorum. Daha doğrusu önceden pirinci ıslatmıyorum. Ne yapıyorum biliyorsunuz mu? Sıkıdır. Ekiyorum. Tabii ıslak ıslak ekiyorum. Biz ona bir de şey deriz. Çeltik. Biliyor musun? Ben öyle yapıyorum. Benim elime de o yakışıyor. Ne bakıyorsunuz ya? Allah Allah. 40 yıllık Seyfettin'e sorulacak soru mu bu? Ya ben artık bırak pilav yapmayı, pilav bile yiyemiyorum ya. Allah'ım sen kurtar beni ya. Oturmuşum gel gitlerle burada lak lak edip dururum ya. Tövbe estağfurullah. Bir deli bir şey diyor, öbür deli hiçbir şey demiyor. Öbür deli de saçmalıyor. Gülmesin de Allah aşkına ya, aman. Ne be? Komutanım, para geç de olsa hesabınıza yattı. Çok teşekkür ederiz vakfımız adına. Sizlere minnettarız. Rica ederim, sağ olun, var olun. Beni onurlandırdınız. He Sami'yim. Baba ne yapıyorsun? Ne yapalım oğlum? Şakırlara geldik de lavajın kemiriyoruz. Küpü buldunuz mu? Yok oğlum nerede ya? Anana küçük küp nerede diye soruyorum. Bana mutfaktaki tezgahın altını gösteriyor. Bir de bakıyorum ne görüyorum biliyor musun? Küçük tüp. Zinhar hatırlamıyor. Sen o zaman bu İsmail'e para falan mı verdin ya? Bu bağışçılara bağış yapıyor. Olamaz. Vallahi oluyor. Olamaz. Kapıyorum kapa. Ha, affedersiniz. Ay. He, Seyfettin. Ya arkadaş, sen benim adıma adamlara para mı verdin? He, bitti o işte. Senin casusun var bu evde ya. Ana, var var ha.
Ya sen ne diye benim adıma adamlara para veriyorsun? Senden böyle bir şey isteyen oldu mu? Ne fark eder? Sonra konuşalım bunları. Hadi ben şimdi misafirleri yolcu edeceğim. Hadi sonra görüşürüz. Hayır. Kapat. Allah bize böyle sabır ver. Hadi Sevda. Hadi kalk gidelim. Hadi kızlar. Bir günde beni bekliyor ama tırmağı. Ay, hadi inşallah, inşallah da ama olmadı böyle. Aa. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Hadi. Selamet da. Eren! Yuh Eren, yuh. Oğlum, evladım bir dengeni kur değil mi? Heh, beyefendileri şimdi yolcu edeceğiz. Gidecekleri yerlere kadar lütfen götürüver. Evet, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim, beni onurlandırdınız. Teşekkürler. Buyurun efendim. Cennetler. Sağ olun, var olun. Gel. Hadi. Ya Samim! Efendim babacığım. Anlamadım kızım. Yasemin dedin ya babacığım. Ya Samim dedim. Ama benziyor. Aa! Samim! Gerçekten benziyor isimlerimiz. Bak bir şey keşfettim. Sen de keşfettin mi? Oğlum, sen adamlara para verdiğimi niye telefon açıp da babana söylüyorsun sen? Çünkü babama söylemek zorundayım. Babamın hayatta en takık olduğu şey birine borçlu kalmaktır İsmail Bey. Tamam oğlum, onu anladık da posta güvercini gibi niye yetiştiriyorsun yavrum? İsmail Bey, biz babadan gizli iş yapmayız, böyle görmedik. Hem o zaman nerede kaldı bizim sarsılmaz aile bağlarımız? Bravo. Vallahi bu hoşuma gitti ha, aferin. Şimdi Samimciğim, sen yemeğini yedin. Yedim, yedim, sağ olun. Afiyet olsun. Nasıl, lezzetli miydi? Kesinize bereket. Çok güzeldi her şey. Şimdi hadi git bakalım yola. Geç kalmasın. Samim, gidiyor musun? Gideyim Yasemin. Benim de bir evim var. Unuttun mu? Hem biz seninle daha çok görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Güle güle. Gidince ara. Tamam. Tamam, tamam. Gitti, gitti. Otur kızım, otur. Ana? He. Ne diyorsun Güp? Ay ne deme oğlum. Sen ben yokken Güp'ü bulun dedin ya. Öyle aranıyormuş işte. Bulabilirmiş. Nerede? Hiç ötmüyor ya bu. Bütün bahçeyi dolandım neredeyse. Bir bakayım şunu. Ana boşuna dolanmışsın ya. Çünkü kapalı kapalıyken nasıl ötsün, nasıl bulsun ya? Ay ne bileyim ben. Bıraktınız gittiniz zaten. Baksana niye gece oldu. Her şeyin bir düğmesi varsa benim kabahatim mi? Seyfon. Ne edip durunuz ya? Ha? O sarışın kadın gitti mi? Ay. Keşke bunun da bir düğmesi olsa da bassak aklı yerine gelse. Yani Allah'ını seversen gözünü seveyim güldürme ya. Zaten arkamda ayı bağırıp duruyor ya. Hakikat yengem nerede ya? Nurcan eve kapadı kendini. Niye ko? Galiba bunalıma girdi o. Nedense. Mumusu yok ya yanında. Depresyona girdi galiba. Yok, ben foto albümünü böyle ortada bıraktıydım ya. Onu alıp bakmış. Seninki de iş işte. Ya ne yapayım Allah aşkına, neyse. Şişt, anam, ya gözünü seveyim, sen şu Sevda'ya göz kulak ol. Benim ne yapıp edip bu akşam o altınları bu evde bulmam şart. Tamam oğlum, tamam, sen merak etme. Sevda, kızım. Yemek yedin mi, ben sana yemek veren mi? Ay yok, yemedim. Ha. Ya Rabbi ya.
daha demin 3 tane lahmacun dirdi yedi muhtarın evinin orada ya. Allah kafa gidik ya. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yok, ses o tarafa doğru çağırıyor. Çünkü buralar Nurcin'in, yengemin evine yakın. Oralara saklamamıştır. Bence bizim evin o yanlı taraflarına saklamıştır küpü. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ha? Yok, o ses değil. Filmlerde görmüştüm böyle bir sesi. Daha keskin, içten bir ses. Yok, bu da değil. Anca gelebildim. Hoş geldin. Dudu anca beğenebildi takımı. Bu arada Bahadürgül kesin hamile. Dudu'nun doktorundan randevu istedi. Harika. Annemin nesi var? Ne yapıyoruz? Plan ne? Plan bu. Sanki evden yemek almışız da bu gecemizi ona geçiriyor gibi yapacağız. Yalnızlık kimseye göre bir şey değil. Ama Nurcan Hanım için ayrı bir felaket. Tamam tamam, anladım ben. Bunun içine bir çift eldiven var. Ama sanırım sana yenisini dikebilirim. Anneme hediye. Evet. Veli, çok iyi düşünmüşsün. Yani benim ellerim üşüyor diye bana eldiven dikmek ve onu anneme vermeyi düşünmek. Ben seni galiba sadece sevmiyorum. Ben sana hayranım. Ben de. Hadi gidelim. Hadi. Kızım, Veli, gelin şöyle, gelin. Selam. Evde biraz tarlamız, biraz da pişimiz vardı. Ya bir düşündük. Bizim bir de bugün yalnız kalmış bir annemiz varmış. Acaba yalnızlığını bizimle paylaşır mı? Güzel kızım benim. Oh, ne kadar güzelsiniz. Güzel kalpli çocuklarım. Canlarım. Çok güzel kokuyor. Güzel oldu bu. Anneciğim. Sakıncası yoksa sen bugün ne olduğunu anlatacak mısın? Yoksa geçiştirip beni üzecek misin? Peki. Bugün eski Nurcan'la yeni Nurcan içimde kavga etti. Kim galip geldi peki? Tabii ki eski Nurcan. Hadi canım. Tabii ki. Eski Nurcan yeni Nurcan'ı döver. Çok normal. Normal. Niye eski Nurcan peki? Babanız.
buralara alışmamı sağlayan o. Ben her şeyi onu çok sevdiğim için yapıyorum. Yani o yokken hayatımın ne kadar boş olduğunu anladım. Sonra kapı çaldı. Ve ne kadar saçmaladığımı fark ettim. Ya ben sizin nasıl atlayabilirim, nasıl atlamış olabilirim? Yani tamam insan bazen saçmalar evet ama... en önemlisi saçmaladıktan sonra sahip olduklarına şükretmek. İyi ki varsınız. Babanız iyi ki var. Siz varsınız. Ben hep varım. Nerede olduğumun hiçbir önemi yok. Sizi çok seviyorum. Siz de iyi ki varsınız. İzin verirseniz size küçük bir hediye vermek istiyoruz. Aa. Veli kendi elleriyle yaptı bak. Gerçekten mi? Saçmıyorum. Veli. Ay çok güzeller. Dur bakayım. Biraz... büyük mü oldu ne? Yok bence gayet iyi. Bak ne diyeceğim. Duru, sen bunları al, beni bana yenisini yapsın, tamam? Bence de iyi bir fikir. O zaman ben size bugün babanızın çok sevdiği Müminin Ninenin pembe karyolasını vereceğim. Durun yatağınızı yapayım da hazır olsun. Hadi yiyin, yiyin. Hadi daha çok var, yiyin. La ilahe illallah. Yok. Altın maltın yok arkadaş ya. Ya da bu alet bozuk ne bileyim ya Allah Allah. Oo, hava daha da soğumuş ha. Ya tamam da nöbette durmam lazım. Evimde ikinci bir gömü vakası yaşayamam arkadaş. Alt verandada oturayım da biri evi aramaya kalkarsa... gelirse beni görüp kaçar hiç değilse. Yalnız donarım böyle ya. Oo, vallahi kulaklar da hissetmiyor. Dur bakayım. He? Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ay anaman abi. Ay. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Isıttın ki. Allah uyuyan dertlerimi suyandırmasın. Belicim. Bunlar mumunun. Güzel kızım, seninkiler de yatakta. Tamam. Hadi size Allah rahatlık versin. Sana da. İyi geceler. Ay. Veli, her şey için çok teşekkür ederim. Annemi tamir ettik resmen. O her zaman en güzeline layık. Çünkü en özelini doğurup bana yar etmiş. Aşkım. Hadi yatalım o zaman. Çok uykum geldi. Hadi. Aleyküm gençler. Aleyküm selam. Başınız sağ olsun. Vay be.
Babanız iyi adamdı. Hoş adamdı. Ama rahmetli bana borçluk etti ha. 2 milyoncuk. Yok. Yok. Allah'ım bu nasıl bir kabustu? Oy. Tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Ölüm de hak. Emme ya yarına çıkamazsam? Ya öbür tarafa borçlu borçlu gidersem? Yok bu iş böyle olmaz. Bu iş... Tabii ya. Yapacak bir şey yok. Ya daha önce aklıma gelmedi bu. Ben çok midem bulanıyor. Ay. Ay 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 ay. Ya ne yapıyorsun Seyfettin ya? Hayırdır sabahın bu vaktinde kardeş? Ha. Hayırdır bu ne? Aa. Sen senin ahırı bana vermişsin. Yeri benimdir, içindekiler senin.
İçindekiler nereden baksan 2 milyonun üstünde. Ya senden para isteyen mi oldu kardeşim ya? Aynı soruyu dün ben sana sormuştum. Bazı insanlar böyledir İsmail'cim, herkes anlayamaz mı? Borç yiğidin kamçısıdır derler, doğru. Ama birine borçlu kalmak yiğidin sancısıdır. O yüzden benim mallar sende dursun. Maksat kafam rahat olsun. Vallahi sözün nereye adamsın ha. Kabul. Senin verdiğin ahırı dün verdiğim 2 milyona sayalım. Helal hoş olsun.